efendim, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Yine harika bir yayın gününde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Açelya ile Gülümse Hayata ekibi olarak. Yine birbirinden değerli konu ve konuklarla bugün ekranda sizlerle olacağız. Bakalım mı neler varmış bugün programımızda? Ekranların güler yüzlü programı Açelya ile Gülümse Hayata da bugün Açelya Akkoyun'a Aliye Bulak eşlik edecek. Neftune, duvaklı pilav ve zingir tatlısı tariflerini sakın kaçırmayın. Pratik ve yaratıcı fikirlerin paylaşıldığı el işi bölümünde ise Burcu Şen, Unip ile örme magnet yapımını uygulamalı olarak anlatacak. Neden kilo alıyoruz? Sadece meyve ya da protein diyeti yapmak doğru mu? Ekmek yemeli miyiz? İstediğimiz kadar et yiyebilir miyiz? Sağlıklı beslenme üzerine iç hastalıkları uzmanı Doktor Gürkan Kubilay'ın açıklamalarını can kulağıyla dinlemeye hazır olun. Bugün Türk pop müziğinin çok özel seslerinden biri Zeliha Sunal keyifli sohbeti, sevilen şarkıları ve bilinmeyen yönleriyle Açelya ile Gülümse Hayata programında olacak. Açelya ile Gülümse Hayata başlıyor. Efendim, işte gördünüz bugün birlikte olacağımız konu ve konuklar ve tabii ki sizin bizim programımıza değerli katkılarınızla harika bir program bizleri bekliyor. Ben diyorum ki sevgili seyirciler, etrafınıza bir bakın. Sürekli diyet yapan, işte az yiyorum ama kilo alıyorum, ne yersem yarıyor, su içsem yarıyor diye şikayetler duyuyoruz. Yani saymakla bitmiyor aslında. Biz neden kilo alıyoruz? Bunların hepsini sevgili doktorumuz Gürkan Kubilay ile konuşacağız. Dolayısıyla siz de takdir edersiniz ki bugünün hashtag'i neden kilo alıyorum? Sizce siz neden kilo alıyorsunuz? Sabah kahvaltı etmiyorum ya da vaktim yok. Ne bulursam onu yiyorum ya da bütün gün yemek yemiyorum, akşam yiyorum sadece ya da çok et yiyorum, çok şeker tüketiyorum. Bütün bu sorularınızı lütfen bize paylaşın, biz de Gürkan Bey'e soralım. Nereden? Instagram'da Açelya ile Gülümse Hayata, Facebook'ta Açelya Gülümse Hayata, Twitter'da Açelya _Akkoyun adreslerinden bize ulaşabilirsiniz efendim. Bugün mutfağımda şenlik var, çok samimi söylüyorum. Ben gelen değerli konuklarımız tariflerini bizlerle paylaşıyor. Çok da güzel yemekler yapıyorlar. Ama bugün bir geldim ki mutfağa, inanamadım. Dedim ki yemekleri önceden mi yaptınız? Ne oldu çocuklar? Böyle eli, kolu, böyle dolu dolu gelmiş bize. Ve inanamadım sevgili Aliye Bulak hanımefendiye. Ben hala inanamamaktayım. Aliye, önce burayı gösterip sonra seni tamam. Öpeceğim. Lütfen. Tamam. Şurayı bana çeker misiniz? Şurayı. Yani inanılmaz bir şey bu. Neler bu? Çörekler, içli köfteler, kadayıflar, dolma çeşitleri, mumbar. Mumbar dolması, ayran çorbası. Ayran çorbası. Da. Ya öncelikle bu güzel gönlün için çok ama çok teşekkür ne ederiz. Demek, zahmetler demek. Etmişsin. Gel bir de kocaman. Öpeyim canım benim. Daha çok şey yapıp getirmek isterdim. Daha ne yapacaksın Aliye? Daha ne restoran mı açacağız burada? Yani bir de böyle bir değil dolu dolu gelmişsin. Gerçekten bunu kalben söylüyorum. Bizi düşünmüş olman yeterli. Teşekkürler. Böyle eli kolu da dolu. Ne bölgesi bu? Hangi yöreğizin? Bu Diyarbakır. 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 Güneydoğu yemekleri. Güneydoğu yemekleri. Diyarbakır'ın yemekleri bunlar. Eşkili etli dolma, karışık dolma. Kibe mumbarımız. İçli köftemiz. Kadayıf tatlımız. Bu da meşhur çöreğimiz. Peki tam da Aliye, bizim menümüze geçmeden önce izninle şunu sormak istiyorum. Buyur. Mumbarı biliyoruz artık biz hepimiz Anadolu'da yiyoruz da. Evet. Ama şunu ilk defa görüyorum. Nedir o? Orası o da, neresidir? Hayvanın mide kısmı. He, onu yıkanıp karın kısmı. Doğranıp dikilip içine yine pirinç aynı yani harçtan bırakılıyor. Yani sonuçta mumbar aynı içiyle yapılıyor. Aynen. İçiyle dolduruluyor. Tabii, onu yeni gördüm. Burada zaten görüyorum lahana karışık. Var, kuru patlıcan var. Kabak var, evet. İçli köfte, içli köftenin içinde ne? Kıyma, kuru soğan. Karabiber, yok üzüm falan. Üzüm koymuyorsun. Ama ceviz koyan var. Koyan ben var değil koymadım mi? Salça koyuyor musun? Yok salça da koymuyorum. Salça birazdan zaten içine açar seyircilerimize paylaşıyor. Antepler dışına falan salça bırakıyor rengi daha kırmızı falan oluyor da ben sade. Diyarbakırlar sade. Diyarbakır'da peki haşlama mı yapılıyor? Haşlama genelde haşlama. Urfa'da değil mi daha çok kızartma oluyor? Onlar yaparlar. Biz burada? Genelde bu da Diyarbakır'ın çöreği bayramlarda olmasa olmazdı. Şimdi artık unutuldu.
Mahlep var sanki var. Değil mi? Bir yiyeyim mahlep bakayım. Bak, başka yok yiyemem. Ben seyircilerim yemezken yiyemiyorum. Onlara söz verdim. Eğer sağlıklı bir şey olduğu zaman tadına İnşallah, mutlaka bakıyorum. İnşallah onlara da veririz efendim. Mutlaka tadına bakıyorum Tabii. ki hani bakın sağlıklı ama lezzetli. Evet. O noktada bakıyorum. Onun dışında onlar yemez, ben de yemem. Burası da... Bu da ayran çorbası. Ayran mehir. Çorbası. Diyarbakırlar mehir derler. Dövmeyle nohut ay, beraber ay, yapılan bir yemek. Ben sana ne diyeyim, Ali'ye çok güzel şeyler afiyet yapmışsın. Afiyet olsun efendim. Afiyet olsun. Bugün peki bize ne yapacaksın bugün programda? Bugün sizlere efendim meftunemiz var. Meftune. Meftune. O da Diyarbakır'ın yöresel bir yemeği. Duvaklı pilavımız var. Hı. Bunun da güzel bir şey. Eskiden gelinler duvakları kırmızıydı. Hı. Gelinle damadın sofrasına mutlaka duvaklı pilav bırakılırdı. Kıyma harcıyla böyle salçası. Hikayesi var demek tabii, ki. Tabii. O da unutulan yemekler arasında. Öyle duvaklı tabii. pilav. Başka duvaklı ne yapacağız? Pilav. Bir de zingil yapacağız. Ne? Zingil bugün tatlısı. Yemekler var ya. Zingil yine tatlısı yapacağız bize inşallah. Bir şeyler öğretecek. Ben anladım. Bu yemeklerin bize öğreteceği bir şeyler var. Zingil. Zingil. Ne var zingil zingil? O da bir tatlı. Böyle şey mi, düğünlerde falan mı? Düğünlerde yapılıyor? Normal kandil gecelerinde falan yapılır. Zingil. Tamam. Öğreniyoruz efendim. Evet. Öğreniyoruz. Ne güzel. Hı-hı. Ne demişler? Bana bir şey öğretenin 1000 yıl kölesi olurum. Yani çok demek. Teşekkür Biz ediyoruz. Biz sizlerden vallahi. Çok şey öğreniyoruz. Sağ olun. Biz de sizlerden öğreniyoruz. Peki başlayalım o zaman. Peki neyle efendim? Başlıyoruz? Meftuneyle başlayalım. Meftuneyle başlıyoruz. İlk meftuneyle başlayalım. Ellerimizi yıkadık, her Tabii. şeyimizi yıkadık. Her zaman çok dikkat ederler evet. gelen konuklarımız. Şimdi kuşbaşı doğradığımız etleri Etleri ilave ediyoruz. Meftune hepsi çiftten üst üste kat kat bırakılıyor. Hı, açayım ben sana tamam, bir tane. Ocağımızın altını. Gel. Sen bırak. Tamam. Kıs biraz altını. Kısayım mı? Tabii tabii. Tamam. Çok basit yemek aslında. Salça, ama iki çeşit salça ilave biraz ediyorsun salça, şu an evet. görüyorum. Şöyle biraz harmanlayalım. Hı hı. Evet. Şimdi hemen patlıcanlarımızı yayına girerken beklerken bir iki tane doğramıştım. Meftuni. Gerçekten meftun olunur bu yemeği, ben sana söyleyeyim. Epey şiirleri de var. Var mı? Tabii şarkıları var Meftuni. Nedir? Derdimin Nasıl ilacı. Söyleniyor? Benim ezberim biraz şey de şu anda. Benim diyorsun iş, bizim sanat yönüne eşim alıyor evet, evde. Evet. Şiirler yazıyormuş. Tabii. Eşinize de buradan ailenize Onların sevgiler selamlar olsun. Onların da çok selamları vardı. Selamları vardı. Kaç çocuk var? Benim 3 çocuğum var. Anneciğim. İki oğlum. Allah bağışlasın. Bir kızım var. Kaç yaşlarındalar? Oğlumun biri 29 yaşında. Hı hı. Diğer oğlum 24 yaşında. Aa, kızım 15 yaşında. Ne güzel. Kızım Büyütmüşsün Elmas. Aslında. Evet evet büyüdü benim çocuklar. Darısı artık şeye. Torunlara. Hevesli misin torun bakmaya? Çok istiyorum. Değil mi? Vallahi çok istiyorum. İstenmez mi ya? Evlat yatırımsa torun kârdır diye. Valla bilmiyorum. Var. Allah herkese torun isteyenlere tabii ki herkese her Amin. İsteyene zamanı vakti gelince doğru dua etmek de çok önemlidir benim için. Vakti zamanı gelince nasip etsin ama ben de isterim yani sorsan kişisel olarak torun sahibi olmak ileride. Daha benim çok yolum var ama çocuğum küçük olur, daha inşallah. 9 yaşında. Zaman çabuk geçiyor. Zaman çabuk Açeli geçiyor Hanım, değil mi? Çok çabuk geçiyor. Vakti zamanı gelince ben inşallah de çocukların hayırlı. Çocukların küçükken ne zaman büyüyecek? Çevireyim mi? İster misin canım? Yoksa yok, kalsın mı? Yok. Tamam. Artık çevirme yok. Tamam. Bu kadar yeterli. Aa çok güzel. Vatanına, çok milletine, çevresine, ailesine iyi, hayırlı, düzgün insanlar olsunlar. En önemlisi Aynen. o iyi niyetli. Her zaman bütüne iyi hizmet eden. Allah korusun görüyoruz işte. Allah kimseye muhafaza. İyi olmaktan geri koymasın. Çok önemli bir şey. Çünkü siz ne ekerseniz onu biçiyorsunuz. Patates ektiğiniz tarladan buğday çıkmıyor. Çıkmaz o efendim. O yüzden iyi niyet çocuklarımıza ilk öğretmemiz gereken ve korumacı olmak. Etrafını korumak. Bir başkasına da kendi gibi düşündürtebilmek. Kendine istediğini bir başkası için de isteyebilmek. Bunlar çok önemli konular. İnşallah başarabiliriz ki İnşallah. Dünyadaki bu kavga gürültü bitsin artık. Çok İnşallah. Yorulduk. Çok yorulduk. Vallahi Hepimiz yorulduk. Çok yorgunuz. Bu yemeğin biberi Üstüne ve domatesi çok az Üstüne olur. Biraz yağlı bir et altı olsa herhalde değil. Meftunenin tadı tabii. daha meftun olur. Söyleyeceğim. Çok da pratik yaptın. Evde sık sık yemek yapıyor musun böyle? Yapıyorum. Şeyin var mı? Kendi hesabın var mı? Benim Yaptın. Hesabım var. Hı-hı.
Ne yapıyorsun orada hesabında? Hesabımda hemen hemen Güneydoğu yemeklerinin hepsini çok yapıyorum. Çok güzel, çok güzel. Öğretiyorsun da. Öğretme nasıl diyeyim, şu anda öyle bir şey yok, yok. Ama paylaşmaya paylaştığın çalışıyorum. Paylaştığın zaman öğreniriz, evet. Ama. Ha, öyleyse öyle, bilemedim de. Yani paylaşıyorum, yapıyorum. Sağ olsunlar. Öncelikle annemin güzel. Ellerinden öpüyorum. Ay canım benim. Sonra kayınvalidemin. Ben bunları belki onlardan öğrendim. Tabii. Ben çocukken de yemek yapmayı seviyordum. Annemden malzeme çalardım, bahçeye öyle götürürdüm. Mi? Bir ateş yakardım. Annemin tencerelerini hepsini mahvetmişimdir. Gerçekten mi? Ama öyle yakardım. Oluyor. Ondan sonra oturur, onları pişirir, anneme getirir, sunardım. O da beğenir miydi beğenirdi. Genelde? Ay, evlat elinden babam da, gelen Allah şey. Rahmet etsin, Allah nur da. İçinde yatsın. Onların ellerinden öpmek istedim. Belki hani mutfağa koymasaydı ben bugün burada olmayabilirdim. Değil mi? Çok evet. Önemli bir şey. Olmayabilirdim. Yani o konuda çok güzel bir şey söylüyor Ali'ye. Bence de çok önemli bir şey anlatıyor. Biz bazen aman orası dağılacak, girme mutfağa, yapma toplama diyoruz ama çocukların elinden o melekeyi de alıyoruz. Bırakın biraz kıracaklar, biraz dağıtacaklar, öyle değil mi? Öyle, öyle. Öğrenecekler yani. Öğrenmek için biraz hiçbirimiz baştan ehliyetimiz yoktu değil mi? Önce öğrendik, sonra ehliyetlerimizi aynen. Aldık, hayat ehliyetlerimizi. Sen sokar mıydın çocuklarını mutfağa? Hiçbiri girmiyor. Aa. Ben çok girdiğim için kızım dahi hiçbiri ama gelmiyor. Sok olmaz şimdi, kız erkek fark etmiyor, çocuklar kendilerine bakmayı değil mi? Yani kızım bile bir yumurta kırmasını bilmiyor desem. Bak buradan annenin haykırışını duyuyoruz. Öğrensinler evet, değil evet, mi? İstiyorsun evet, öğrensinler. İstiyorum canım. Tabii. Yardımcı olur. Şimdi ben dışarıda yemek yapıyorum. Evden özel bu yemekleri isteyen arkadaşlar oluyor. Evden çalışıp şey yapıyorum. Kızım gel yardım et. Anne ben anlamıyorum. Ne olursun. Çağırma mutfağa diyor. Nerede okuyorlar? Kızım şu anda bu sene Sağlık Meslek Lisesi'ne gidiyor. Hı hı. Oğullarım çalışıyor çok şükür. Hı. Onlar asansörcüler çalışıyorlar. Oh. Meslekleri var. En güzeli. Biraz şeyin altı da fazla açıldı da ona bakıyorum. Ocağımız evet. Oynamış. Açeli Hanım en son sumak. Hı hı. Diyarbakır sumağı. Bunu ılık suya koyuyoruz. Demlendiriyoruz çay gibi. Hı hı. Ondan sonra süzüyoruz. Taze sumak. Tane sumak pardon. Tane sumak. Ben de çok seviyorum. Özellikle kuru dolmalarda çok kullanıyorsunuz arkadaşlar değil mi? Arkadaşlar hazırladılar sağ olsun. Aha, bak. Evet. O bir bunu, de şeye de çok faydalı bu. İnsan vücuduna da çok faydalı. Şimdi yıllarca kolesterol için hep söylüyorlar. Tabii tabii. Diyarbakır o kadar ağır yemeklerin üzerinde şu sumak suları şeyleri olmazsa. Aa, ben şeyi de unuttum. Meyan kökü de hazırlamıştım. Getirmeyi unuttum. Ah ah ah. Açeli Hanım... Sumak hadi. Suyunu da hemen bırakıyoruz. Tamam, koyalım sumak suyunu da. Hepsi beraber kaynıyor. Hepsini beraber kaynatıyoruz. Çok güzel yaptım biliyor musun? Biraz da daha su ekledin. Düdüklü tencereye gerek var mı? Yok. Aliyeciğim normal tencere normal olacak. Tamam. Ortalama pişme ne kadar pişecek? Süresi 20 dakika. 20 hadi dakika. Bilemedin etin sertliğine göre yarım saat. Yarım saatte yarım pişireceğiz. Tamam pişelim. Canım. Bunları kaldıralım. Tamam canım. Çok da güzel oluyor meftunemiz. Şimdi bizim duvaklı pilavımız. Ay çok merak yani. Ettim duvaklı pilavı ben. Duvaklı pilav Diyarbakır'ın en meşhur yemeği, düğünlerde yapılan duvaklı pilavı. Geçmiş zamanlarda gelinlerin başına şimdiki gibi beyaz duvaklar gelmedi. Kırmızı duvaklar. Kırmızı atın duvaklar. Üzerinde gelinler. Aynen. Evlere. Gece gelin damat sofrası, gerdek sofrası kurulduğu zaman mutlaka bu da orta göbekte durardı. Üzerine de yapılan bir şey. İsmi artık gerdek şey pilav olmuş. Duvaklı. Gelin o duva şeklinde. Sen de yapıldı mı duvaklı pilav? Yok, var mıydı? Yapmadım. Yapmadım. Tamam. Peki yapalım duvaklı pilav için hemen nereye efendim. İhtiyacımız var malzeme olarak? Malzemeler pirinç, biraz tereyağı, efendime söyleyeyim kıyma. Hı-hı. Maydanoz. Hı-hı. Biraz da badem. Badem tamam. Hı-hı. Onlara ihtiyacımız var. Hı-hı. Şimdi başka bir göz açalım mı Açeli Hanım? Açıyorum tatlım açım. Ya ben böyle istersen geleyim. Bunu öyle yap. Ya. Koy onu öyle. Hı-hı. Duvaklı pilav yapıyoruz. Evet. Duvaklı pilav için neye ihtiyacımız var? Tabii ki
pirince ihtiyacımız var. Yazıyor zaten. Yarım kilo değil mi baldo pirincimiz olacak. Evet. 300 gram kıyma, bir kase badem, 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım bardak sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça, yarım demet maydanoz, 1 adet kuru soğana ihtiyacımız var. Meftiliye kuru soğan girmiyor Açeli Hanım. Ben onu fark ettim biliyor musun? Ha. Sumak olduğu için kuru için soğana gibi gerek yok. Ha, yok, yok. Ya onu çok güzel. Gerek yok. Bak fark etmişsiniz. Fark ettim, fark ettim. Hatta ne düşündüm biliyor musun? Bir baş sarımsak eklese de güveç tava gibi olacak değil mi? Sarımsağı, güveç tavanın içindeki. Sarımsağı tabağa servis ettikten değil sonra. Mi? Tamam. Bu lezzet zaten evet. Patlıcan, domates, biber karışımı ve et. Yani harika değil mi? Arkadaşlar bence de harika. Yine harika bir gün bizi bekliyor. Ne dersiniz? Yemekler. Bugün yine farklı bir sofra kurup sevdiklerimizi şaşırtabiliriz. Hadi inşallah. Sen şimdi koyuyorsun bu yağları güzel güzel de birazdan Gürkan Bey geliyor biliyorsun. Üzerine meftileyi yiyoruz. Sumak. Sumak. Evet. Sumak var nasıl meyan olsa. Meyan kökümüz vardı. Bakalım unuttum, Gürkan Kubilay ne diyecek bize. Meyan kökünü içiyoruz, eritiyoruz. Eritiyoruz değil mi? Evet. Sever evet. Misin meyan kökünü? Seviyorum. Ben de çok severim. Ama soğuk böyle buz gibi buz olacak. Buz gibi olacak. Hazırlamıştım, getirmeyi unutmuşum, masada olsun. Kalmış. Sen memleketten mi getirtiyorsun bulgurunu, şeyini? Vallahi yok, buralardan buluyorsun değil mi? Memleketten getirmek artık zor. Zor gelen değil mi? Gelen olmuyor eskisi gibi. Uçakla gelip gidiliyor. Gelip giderken de hani uçak almıyor falan. Zor oluyor diyorsun değil mi? Zaten artık yöresel şeyler geliyor. Yani 20 yıl önce evet, bulunamıyordu evet, ama şimdi, şimdi artık bulunuyor. Geliyor maşallah. Yani çabuk ulaşabiliyoruz evet, biz artık. Ulaşılıyor. İnternetten de yöresel yerler yok, aradığımız her şeyi bulabiliyoruz İstanbul'da. Öyle geçen, bir şey kalmadı. Kalmadı. Ben biraz şimdi Antep'te biliyorsun şeyin zamanı. Yaş fıstığın zamanı. Yaş bitiyor bile az evet. Kaldı. Çok istedim. Antep'e telefon açtım. Kargo ile bile yolluyoruz dediler. Artık kargo ile i̇şte şirketler her şeyi doğru. Yolluyorlar. Şanslıyız. Evet bilincimiz. Duvaklı pilav nasıl yapılıyor biliyor nasıl musun? Nasıl yapılıyor? Normal bir pilav pişiriyoruz. Evet, hiçbir canım. Özelliği olmayan evlerimizde yaptığımız pilav. Hı. Ziyan olmasın. Ziyana şeyiz. Şimdi tuzun da. Tuz evet. Çok önemli. Hep söylerim pilava tuz sonradan katılmıyor. Katılmıyor. Ben kavururken bırakırım. Hı. Hemen. Çok da güzel. Baldo. Evet baldo pirincinde. Ben de zaten tencerede bu şeyi karıştırmaya bayılırım yemeği. Yemeği mi? Gel, yok bayılırım lütfen, lütfen. Böyle dalıyorum ben. Siz de öyle değil mi? Tencerede lütfen, böyle yemek karıştırmayı olur. Çok severim. Peki başka ne koyacağız içine? Pilav demlendikten sonra... Evet. Kıymayı. Kıymayı. Aa, ayrı. Ayrı mı? Tabii ayrı. Ha, önce pilavı önce demliyoruz. Önce pilavımız demlenecek. Pilav yapar gibi, ev pilavı aynen, yapar dedim gibi. Ya, basit bir pilav yapar gibi demlenecek. Sen pilavı kavuranlardansın. Evet. Hmm. Siz? 2-3 şey var. Vallahi eğer tane tane düşüp alkış almak istiyorsam kavuruyorum. Kavuruyoruz. Ama hani böyle birazcık özellikle içine sebze koyacaksam doğruyu söyleyeyim. Biraz daha yumuşak. Nişastasını almak istiyorsam da suda haşlayanlardanım. Suda yani o yapacağım yemeğe göre değişiyor. Mesela benim. Diyarbakır'ın Karacadağ pirinci var. O salma ne pirinci? Yapılır. Karaca. Karacadağ'ın pirinçleri var. Böyle hafif top. Hı hı. Su çok alır. Ha. O salma pilav derler ona. Suyun içine atarsan haşlandıktan sonra tereyağını kavurup üzerine gezdirirsin. Hmm. O da muhteşem. Dur ondan da isteyelim. Salma pilav. Salma pilav. Dur öğrendik. Salma pilav varmış. Var var. Salma pilavımız da var. Ya çok çeşit var. Yani Diyarbakır'ın da çok çeşit yemekleri var. Hmm. Çok güzel oluyor pilavımız. Evet. Böyle pilav koyduğunuzda ufak oluyor da hafif. Sonra suyu gidince kendini gösteriyor ya. Çok güzel görünüyor. Beni çekeceksin gel burayı çek. Bak Bilal. Bilal şuraya bak. Bak ne güzel. Değil mi? Pilav sevmeyen de yoktur herhalde. Yok. Öyle düşünüyorum ben. Hatta benim çok tanıdığım var. Alalım evde, mı seni? Al canım. Pardon. Evde pilav olmadığı zaman hani yemek yemeyen özellikle erkekler çok seviyor pilavı. Evet. Eşim değil mi? Bak, çok seviyor. Bak. Evet. Bak. Sizde de mi öyle? Pilav seviyorsun. Evet.
Bizim tabii bir tane kameraman arkadaşlarımız düşünce ekipte, hani erkek çocuğumuz olduğu için onu soruyorum. Değil mi sevgili kameraman arkadaşlarım, pilav sizin için de çok kıymetli. Suyu göz kararı koyuyorsun değil mi? Ben göz kararı bırakıyorum. Ama arkadaşlar şey yapıyorsun. Kavurduğunuz zaman. Bire bir buçuk su koyabilirler. Bire bir buçuk. Evet. Kavurduğunuz zaman genelde bire bir buçuk. Bire bir. Yani diri diri düşsün istiyorsanız bire bir buçuk. İstemiyorsanız iki. Bire, tam bire bir de olabilir. Evet. Ben de öyle kullanıyorum ama. Net susuz olsun daha iyi oluyor. Demiyle pişiyor çünkü. Demi. Biraz bekletebileceksen. Peki. Kıymasını yapalım hemen. Tamam, hemen onu da yapalım. Ocakta yerimiz var mı? Bakalım. Arka ocağımızı da çalıştıralım. Yemeği öyle alalım. Evet, gel canım. Heh, gel. Atelya Hanım, şunu canım. Biraz kaynıyor. Evet, evet. Su, temizlik yaparken su girip oynayınca tamam olmuş. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kıymayı alıyoruz. Gel. Bu arada biz yemeğin yağını koymayı da unuttuk. Ha, Atelya öyle mi? Aa, daha güzel olur şimdi. Boş ver. Evet. Her şeye çözüm bul ve sonunda de ki evet, her şey daha iyi olur de. Vardır bir bildiği Allah'ın. Ben hep öyle düşünürüm. Ama sonunda koyarız. Çözüm olsun da, çözümü bulduktan sonra hayıflanmaya gerek yok hayatta. Bulduk mu çözümü? Yattık mı? Tamam. Öncesi sonrası fark etmiyor. Allah çözümsüz dert vermesin. Amin, amin. Çözümü bulduktan sonra ya sonra koymuşsun, ha önce koymuşsun. Ben öyle. Gerçi bugün doktorumuz koyma daha iyi diyecekti. Duvağını hazırlıyoruz. Hı. Hı. Engelliyor mu başörtüyü? Başörtüsem ben ayarlıyorum, sen merak etme. Tamam. Ayarladım. Ayarladım. Bu peki Diyarbakır kıyafeti mi? Bunu annem hacdan getirmişti. Yöresel yemek getirdim diye, hadi bunu da yiyin. Güzelmiş dedim. Güzelmiş, ne güzel. Evet, onu tercih ettim. Annen burada mı? Annem burada. Diyarbakır'da İstanbul'da. Değil. Zaten kızlar analarını kolay bırakamaz. Yok, bırakamayız. Biz 7 kardeşiz. Allah. Güç kardeşimin yanında kalıyor annem. Hmm. Ama görüşüyoruz İstanbul'da orada. Ne güzel. Yani, çocukken zaman neredeydin? Diyarbakır'da mıydın? Yine İstanbul'da mıydın? İstanbul'da da gelip gittim, babamın iş gibi yani tayin gidip gelme şeyleriyle gidip geldik. Eşin nereli? Eşim de Diyarbakırlı. Oh, evde var ya. Siz... haftada 2-3 Diyarbakır yemekleri, ben anladım. Evi anladım ben. Evet, beklerim. Diyarbakır şiirlerini bir okuyun. Nasıl bir Diyarbakır aşığı görürsün. Onlara içine yazdık. Diyarbakır değil mi? Bir de Diyarbakır. Şimdi Bekir derler. Asıl, Bekir de asıl derler. Diyarbakır. Diyarbakır. Ama Türkçe Türk şiirini Diyarbakır bakır olmuş. Bakır. Yoksa Bekir. Gerçi. Her yeri güzel ülkemizin. Şu an kıymayı da kavuruyoruz. Diyarbakır surlarından bahsedelim. Evet. Atelya Hanım. Bak. Memleket havası tabii diyorsun. Evet. Diyarbakır surlarımız, Hesler bahçelerimiz koruma altına alındı. Orada yetişen marollar. Yedikule'de yetişiyor ya marollar. Evet, evet. Diyarbakır bizim marulu mudur o? Yok. Yağlı yağlı çok güzel şimdi olur. Bizim ayrı, Yedikule'nin ayrı. Yedikule'nin biraz kısa, bizimkiler daha uzun. O şekil. Ne güzeldir onların. Kendi yağı vardır. Kendi yağı, yaprağın kalın, yağı vardır kalın, ya. Kalın böyle yaprakları. Ne marulu böyle, birazcık tuz, birazcık limon. Böyle bitkinin kendi yağı vardır ve kendi çok şifalıdır yağ. Yani. Baya bildiğin elimiz, yağı vardır. Tabii tabii, tabii ben çok seviyorum. Elleriniz yağlanır. Herhalde karpuzu, orada da Gürkan Bey bize Açelyan'ın, o yenmez Diyarbakır demeyecek. Karpuzu. Diyarbakır karpuzu ben valla ben zaten... Ben Adana karpuzu, bak Ekin hemen oradan Adana karpuzunu bilmem de Diyarbakır karpuzu yani hakikaten güzel yani. Yani. Ekin'in çok bir yan mı istiyorsun, anladım ben canım. Anladım ben seni. Tolga bizim bir numaralı kameramız Tolga'cığım. Çek beni söyleyeyim. Buradan duyuruyor, bir yan istiyormuş. Çekiyor musun? Bir yan istiyormuş, duyurulur sevgili seyirciler. Peki sorar mısınız bir yan nerenin? İstediği yeri biliyor musun? Büryan nerenin Tolga? Büryan nerenin? İstiyorsun ama diyor. Ya Diyarbakır ya Siirt. Siirt değil mi? Doğru. Evet. Tolga sen Diyarbakırlısın değil mi? Nerelisin? Melez misin? Ha, Adapazarı. Ama bugün de doğum gününmüş senin. Mutlu yılları olsun Tolga'cığım. Nice günlerin olsun, sevdiklerinle, seveceklerinle. Bu kamera senin kameran.
Allah seni iyi günlerde, güzel günlerde Amin. Seyircinle buluşmayı, çoluğunla çocuğunla, daha yeni evli Tolga, hayırlısıyla sana güzel günler nasip etsin. Ekran başındaki bütün seyircilerimizden de dua isteyelim. Canım benim, mutlu yılların olsun. Açeli Hanım, bir kaynar geldikten sonra ben hafif toparlıyorum pilavımı. Bak biliyor musun, pilav bizde açılmaz derler ya, ben açarım. Ben açarım. Hatta şeylerde, Özbekistan'da falan pilavı böyle açıyorlar, tahta kaşığın arkasıyla delik 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 ben delik de. Delip öyle pişiriyorlar, biliyor musunuz? Hafif açarım. Kenarlarda bak mesela ocağın dengesizliğinden dolayı bu taraflar kaynamamış, bu taraf kaynayınca toparlanıyor. Evet. Bütün taraf eşit pişmeye. Eşit pişmeye. Şimdi sen daha kıymayı kavuruyorsun. Daha pilav demlenecek. Ondan sonra neydi bizim yemeğim pilavımızın adı? Bu duvaklı, duvaklı pilav. Bundan sonra zingil. Biz de Gürkan Bey'e geçelim. Bunları nasıl, ne zaman, nasıl yeriz? Bir soralım, öyle kolay değil yani. Değil mi? Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Çok mutlu olduk yine geldiğiniz Sağ için. Sağ olun, teşekkür ederim. Şöyle geçeyim hemen. Görüşmeyeli. İlk program konuğumuzdunuz. Uğurlu Doğru, geldiniz. Programımız devam ediyor. Aman ne güzel. Siz de yoğunsunuz. Allah'a şükür yoğunuz. Konuşuyorduk. Sağ ol. Çok güzel. Peki o zaman iyilik, hoşluk aldıktan sonra ben hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Biz niye kilo alıyoruz? Üç tane nedeni var. İnsülin direncimiz var. Kapıdan 10 tane hanım çevirsek en az 8'inde var bu. Yani kan şekerini düzenleyen insülinle şeker geçinemiyorlar. Neden geçinemiyorlar? Kötü beslendiğimiz için onlar da kavga etmeye başlıyorlar. Bir, ikincisi bağırsak bakterilerimiz. Bunların iyileri var, kötüleri var. Yararlı bakterilerimizin sayısı da az. Olanı da iyi besleyemiyoruz. Onları besleyemeyince ne oluyor? Bütün bağırsak bakterileri sizin yediğiniz besinleri emmekten sorumlu aslında. Yani sizin vitamininizi de, mineralinizi de, proteini de, karbonhidratı da onlar emiyorlar. Siz onların sayısını arttıramayıp kalitesini de yükseltemezseniz doğru düzgün yediklerinizden besinleri alamayıp işe yaramayanlar alıyorsunuz. Bu sefer yağlanıyorsunuz. Üçüncüsü de beyinle mide arasında bir ilişki var. Normalde beyin mideye hükmeder. Dur yeter der. Tabii. Bizde tam tersi. Mide beyine hükmediyor. Yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz. Mide bir ara diyor ki ya tamam doydum ben diyor. Artık zaten o saatten sonra da geçmiş olsun. Demek ki 3 hastalık. Şişiyor yani değil Aynen, mi? Aynen şişiyor. 5 litreye Şişince kadar. Şişince doymayı anlıyor. Aynen. Oysa ki beyin. Doyacak olan beyin. Bu soruyu sorabilir miyim? Çok merak ediyorum. Evet. Biz şişmeyi doymakla karıştırıyoruz değil Elbette mi? Elbette tabii. Yani, doymak nedir, şişmek nedir? Doymak midenin, beynin glikoz miktarının yeterli kabul ettiği andır. Ki bu 15 dakika içerisinde falan olur. Yani siz basit bir çorba içseniz, biraz yoğurt yeseniz, bir 15 dakika bekleseniz beyin için yeterli glikoz yani kan şekeri yükselir. Ve beyine yeter doydum sinyalini mideye verdirir. Ama siz nefes almadan üst üste yemeye kalkarsanız o zaman bu sinyaller daha mideye gitmeden siz beyne gitmeden siz daha mideyi doldurmuş olursunuz ki midenin kapasitesi 5 litre. Çok doğru. Yani 5 kilo yemek yiyebilirsiniz işte o zaman çatlarsınız. Peki yani o zaman biz doymayı midesel değil akılsal algılıyoruz. Yani beyinsel algılıyoruz. Hayır biz beyinsel algılamamız gerekirken midesel algılıyoruz. Midesel algılıyoruz. Tabii. Yani şişmesiyle algılıyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla bu üçü bir arada tedavi edilirse ya da bunun üçündeki birden problemler bizim sıkıntılarımızı yaratıyor. Kilo sıkıntısını ondan yaratıyor. Peki o zaman tam bu noktada neden kilo aldığımızın ana başlıklarını algıladıktan sonra şunu söyleyebilir miyiz? Ne zaman biz şişman oluyoruz? Biz ne zaman şişman oluyoruz ya da aşırı kilolu oluyoruz? Kilo olarak. Söyleyeyim. Kilo olarak. Örnek vereyim. Mesela 1.60 boyundaki bir kadın Türkiye'de 64 kiloya kadar normaldir. Fakat içindeki yağ miktarı önemlidir bunu. Yani birisi 64 kilodur, içinde 25 kilo yağ vardır, o şişmandır. Birisi 64 kilodur, boyu 1.60 olmasına rağmen 64 kilodur. Ama bakarsınız yağ dokusu 16-17 kilodur, o şişman değildir. Dolayısıyla asıl önemli olan vücuttaki yağ miktarı. Ama gene de kabaca herkes anlasın diye. 1.60 boyundaysanız 64 kiloya kadar size kabul ederiz, normal kabul ederiz. 64 ile 78 kilo arasında aşırı kilolusunuz demektir. 78 kilonun üstündeyseniz o zaman artık obezliğe girersiniz. 1.65'ten de örnek verelim. 1.65 boyundaki bir hanımın üst sınırı 68 kilodur. 68 ile 81 kilo arasında biz ona aşırı kilolu deriz. 81 kilonun üstünde artık obez sınıfına girer. Böyle kabaca bir şey söyleyebiliriz. Aslında güzel açıkladınız. 60-65 zaten Türkiye ortalaması. Aynen yani onun için zaten Baktığınız daha çok zaman, daha çok hanımefendilerin çok boyları. Sizi de daha çok hanımefendiler büyük bir ihtimalle seyrediyorlar. Onu evet, da söylemiş olalım. Peki o zaman sırayla gitmek istiyorum. Şimdi bu ana başlıkları söyledik ya. Birinciden başlamak istiyorum. İnsülin direnci. İnsülin direnci şu. Normalde yediğiniz her besin vücutta şekere döner. O dönen şekeri de vücut insülin sayesinde alıp hücrelere dağıtır. Şimdi normalde yani
Sizin benim aklımın çalışması, bağırsağımın çalışması, kalbimin çalışması, ayak kaslarımın çalışması için her bir hücremin içine şeker girmesi lazım. Bu şekeri hücrelerin içine sokma işini insülin yapar. Hı. Siz yemeği yersiniz, evet. Vücut hemen bunu şekere çevirir, insülinle gelir o şekerleri alır, gel kardeşler bütün hücrelere dağıtır. Dağıtır, dağıtıcı böylece, yani aslında. Aynen dağıtıcı, ama insülin gitmezse şeker o hücreye giremez. Ne evet. Beyniniz çalışır, ne bağırsağınız çalışır, ne kalbiniz çalışır. Çok güzel. Bu kadar basit bir mekanizma aslında. Şimdi bu mekanizmayı neyle bozarız? İnsülin der ki ya kardeşim Allah aşkına bana birden bir sürü şeker gönderme, ben nereden başa çıkacağım bunu hücrelerin içine sokacağım diye. Uğraşamam. Azara evet azarsa uğraşamam değil, gücü yetmez gücü yani. Gücü yetmez işte. Çocuk uğraşıyor ama yetmiyor yani, gücü yetmiyor. Onun için doğru. Siz yerken azar azar ve sık sık yediğiniz zaman azar azar şeker gönderirsiniz. Birinci kural bu bir kere. Az az sık sık. Az yediğinizde iyi ve sık yediğinizde az da yediğiniz için az miktarda şeker gider. İnsülin rahat rahat gelir, hepsini güzel güzel yerleştirir. İkincisi, birden kan şekerinizi yükseltecek yemeklerden de uzak durmanız lazım. Aç karnına baklava atmak tabii, gibi. Yani baklava yediğiniz anda kan şekeri bir anda yukarıya çıkar. Hmm. Şimdi insülin nasıl yetişsin ona? Oysa ki biz vücuda kan şekerini yavaş yükseltip yavaş düşüren besinler verirsek, yani niye kepekli maddeler diyoruz, niye tahıllar diyoruz, niye kuru baklagiller diyoruz, niye fındık ceviz grubu diyoruz? Çünkü bunlar da kan şekerini yükseltiyor. Hepsi yükseltiyor. Ama yukarı çıkarıp aniden düşürmüyor. Yavaş bir körle, yavaş bir eğimle bunu yapıyor. Dolayısıyla biz bir, az az sık sık yiyerek insülini, dolayısıyla pankreası yormayacağız. İkincisi de yediğimiz besinin kan şekerini tepeye vurdurmamasını sağlayacak besinler yiyeceğiz. Şey bu, işin sırrı bu. Ya bir şey söyleyeyim mi size? Bu kadar anlatıyoruz falan ya yıllardır. Ya çok basit iki tane kural var, gözünü seveyim ya. Kan şekerini yavaş yükselt. Bir de zırt pırt, yani kan şekerini birden yükseltecek maddeleri vücuda verme. Bu kadar. Bu kadar. Başka bir şey değil yani. Ondan sonra zayıflamanın sırları nelerdir? Bu ya ne zayıflamanın sırrı? Yaratan yaratmış zaten yani. Sen bunu yapma. Siz anlatırken şey gibi geldi Gülkan Bey. Yani biz hep rüya görmek istiyoruz. Şekeri yediğimiz an sonra bir uyanıyoruz ki gerçek değil. Aynen. Her yediğiniz şeker bir sonraki şekeri istetir. İstetiyor, bunu unutmayın. Daha fazlasını. Dolayısıyla ne kadar yavaş yükselir, yavaş düşerse o kadar geç istersiniz. Bu kadar basit. Birden hızlı çıkıp birden indiği zaman. Aynen. Yani dolayısıyla onu istemiyoruz. Ani çıkıp inişi istemiyoruz. Ani çıkışı ama... Yine ben hep de sizi dinliyorum. Çok da güzel bilgiler veriyorsunuz. Dediğiniz gibi aslında çok basit ama bizim bunu yapamama sebeplerimiz de var aslında. Var tabii. Yani koşulsal sebeplerimiz var, alışkanlıklar var. Bilmemek vardı sizler tabii, bizi aydınlatana tabii, kadar. Tabii. Birçok sebebimiz var ama tabii. Bir de biyolojik sebeplerimiz var. İşte daha önce fark etmediğimiz insülin direncimiz. Direnci. Şimdi sizin söylediğiniz bağırsak. Tabii. Bu son zamanlarda özellikle son bir yıldır şehir hayatındaki birçok insanın ana derdi oldu. Çünkü bizler yine köy ve kasabalardaki gibi doğal da yaşayamadığımız için onlar daha şanslılar bizden baktığınız zaman. Kesinlikle. Doğal da yaşayamadığımız için biz hangi bakterileri nasıl vücudumuza aldığının farkında bile değiliz. Bilmiyorduk da zaten. Bilmiyorduk. Dolayısıyla biraz daha çok şehir hayatının getirdiği bir şey. Biz anladık ki bağırsaklar aslında bizim çok önemli. Çok önemli. Şöyle söyleyeyim. Bağırsağınızda bakteriler yararlı ve zararlı bakteriler evet. Var. Mikrobik anlamda herkesin bildiği hastalık yapan bakteriler var. Ama bunların yanında bizim çok işimize yarayan bakteriler de var. Aslında bağırsağınızda 1000 çeşit bakteri var. Onların hepsini tartmaya kalksak 2 kilo falan tutuyor. Ya bayağı ağır da bir. Aa. Tabii bayağı da ağırlığı da var. Bütün bu bakterilerden 150 kadarı işleri yöneten abi pozisyonlar. O abilerden bizim yararlı olan bakterilerin sayısı zaten az. Bizim bunu biraz dışarıdan almamız gerekiyor. Çünkü biz eğer onları dışarıdan almazsak yediğimiz hiçbir besin doğru olarak sindirilemez. Ve sadece şişmanlık da değil. Bakın eğer bağırsak bakteriniz iyi çalışmıyorsa Alzheimer olursunuz. Ya, şeker hastası olursunuz. Ne kadar önemli. Kalp krizi geçirme riskiniz artar. Kanser riskiniz artar. O dizlerdeki kireçlenmeler şunlar bunlar hep başlangıçtan itibaren bağırsak bakterilerini düzgün yapmamaktan yarıyor. Başka bir şey, çocuklara 5 yaşına kadar bakteri vermeyin diyorlar. Finlandiya'da bir çalışma yaptılar. Çok yeni. 5 yaşına kadar gereksiz antibiyotik alan çocukların bağırsak bakterilerinin iyi gelişmediği ve bu yüzden gelecekte şişmanlık risklerinin hatta zeka ile ilgili problemlerinin daha fazla olduğu söyleniyor. Bu kadar önemli oradaki bağırsak. Enzimleyemiyor mu yemeği? Siz bağırsak bakterisi dediğimiz, evet. Bunların da tipleri var, suçları var, çok iyi yarayanları var, işe yarayanları var. Onları yeteri kadar eğer bağırsağınıza yükleyemezseniz zaten evet. Çok yok onlar. Bağırsakta aldığınız besinlerle onları oraya yükleyeceksiniz. Yükleyeceksiniz. Eğer yükleyemezseniz ne proteini sindirebiliyorsunuz, aa. Ne karbonhidratı, ne yağ. Garibim diyor ki ben çok güzel besleniyorum, çok güzel yemekler yiyorum. Değil. Bağırsak bakteriniz yeterli değilse yeseniz de onların sindirimi düzgün olmayacağı için faydaları elde edemeyeceksiniz. Neler yaşıyoruz? Şimdi, mesela ishaller oluyor. Heh. Kabızlıklar oluyor. Heh. Başka bir şey söyleyeyim. Depresyon diye
psikiyatrist evet. dolaştırıyorlar. Aslında biz biliyoruz ki bağırsak bakterileri endorfin salgılatıyor. Serotonin düzeltiyorum. Serotonin salgılatıyor. Hmm. Yani bağırsak bakterisi iyi çalışmayan bir insan gidip depresyona girebiliyor. Çok Az doğru. önce anladığım gibi Alzheimer gelişiyor. Ya biz bu ailede hiç böyle bir şey yoktu. Bunda niye bir bakıyorsunuz ki beslenmesi kötü. Dolayısıyla o bağırsak bakterisini yerine koyacağız. Doğru. Çok da basit kuralları var. Nasıl? Şimdi dediniz ya eskiden söyledi. Ya gözünü seveyim eskinin. Hakikaten gözünü seveyim. Evet evet. Eskiden dışarılarda geceleri, kış gecelerinde bağırarak dolaşırlardı. Boza. İşte ay bayılırım. Bir. İkincisi bakın o bağırsak bakterilerini yerine koyacağız. Çünkü bunlar zaten sayıca az ve az besinde de var. Hmm. O bağırsak bakterilerini yani probiyotikleri oraya mayalı koymak için. Mayalı mı hocam? Mayalı şeyler. Çok olur. Mayalılara girmemekte fayda var. Bir boza. İkincisi sirkeler. Mükemmel. Aa. Eğer midenizde şurada burada problem yoksa antioksidandır, sirke, kalp hastalıklarına kadar. Fiyatlarını da düşünün. Evet. Öyle çok da yüksek fiyatlı evet, şeyler doğru. değil. Turşu. Eğer bir mide probleminiz yoksa, eğer bir reflü probleminiz yoksa ya da kalp yetmezliği olup da çok tuzlu yemek durumunda kalmıyorsanız evet. turşu şahane bir probiyotik yani tamam. yararlı bakteri tamam. kaynağıdır. Boza, turşu yazın bunları. Evet. Yazın hemen not alın lütfen. Beş tane şey sayacağım evet. zaten. Yoğurt ama evde yaptığınız yoğurt. Sanayi yoğurdu değil. Yoğurt sulanır mesela. Sanayi yoğurtlarına bakıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Bir hafta sonra alsan gene aslan gibi duruyor. Aynen öyle gibi. Hocam. Ne bir haftası? Bir ay. Neyse ben iyi yani, niyetle söylemiş olayım. Dolayısıyla mesela kefir daha da iyi. Şimdi probiyotik. Boza, yoğurt, bir daha turşu, en baştan sayalım. Kefir, boza, sirke turşu yoğurt ve kefir. Bu beşli sizin vücudunuzda, bağırsağınızdaki bakterilerin sayısını oldukça iyi hallere getirir. Başka bir şey söyleyeyim. Bu probiyotik arkadaşlar biraz hassas çocuklar. Hakikaten öyle mideden geçerken falan hemen o mide asidiyle mazidiyle darmadağın oluyorlar. Yani sen yoğurt yediğin zaman her yoğurdun içinde bir de şey var. Her yoğurdun içerisinde de böyle zibil miktarda değil. Tek bir yoğurt yemekle tamam bugün yoğurdu yedim tamam oh, bakterileri yükledim. Hayır. O yoğurdun içindeki örneğin laktobasiller, laktobasilluslar zaten... üç çeşit var bunlarda. Yani çok oraya girmemiş. Lactobacillus'lar, streptokoklar falan. Bu bakteriler bağırsaktan mideden geçerken parçalanıyorlar. Dolayısıyla birçoğu yok oluyor. Ancak geçebilen kadar aşağıya geçiyor. Kayboluyor yani. Bunu niye açtım biliyor musunuz bu Lütfen. Konuyu? İyi beslenirseniz onu sayıcı arttırırsınız. İyi beslenmeyenler ne yapıyor? Şimdi piyasada bir sürü yok. Probiyotikler, şunlar, evet, bunlar, evet. haplar. Şimdi onu soracaktım Bak, size. Bilimsel olarak henüz bunların gerçekten bağırsak bakterilerimizi arttırdığı konusunda net bir yayın yok. Bu bir. İki başka bir şey var. Amerika'da, İngiltere'de çalışmalar yapılmış. Bir bakmışlar ki probiyotik hap diye sattıkları evet. hapın içinde o söylenen bakteriler ya çok az ya hiç yok. Bir de işin sahtekarlık kısmı var. Çünkü o tür maddelerin içerisinde yazılması lazım etiketlerde. Peki düzene sokmasın neye bağlıyorsunuz? Onların başka kimyasallar mı var? Hayır başka kimyasallar var. Bir de onu zaten o bilince ulaşmış biri yani ben probiyotik şey de alayım evet. bakteri olan evet. ilacı da alayım diyen evet. biri zaten beslenmesini de düzeltiyor. Tabii. Ya onu biliyorsa bunu da biliyordur. Tabii. Aslında buradan fayda sağlanıyor. Yani şey söyleyeyim Cem Yılmaz'la ben sahneye çıkıyorum herkes gülmekten kırılıyor. Çok güzel ben de diyorum örnek ki nasıl güldürdüm ya ne güldürmesi ya ben olsam ne olur olmasam ne olur Tebrik Cem ederim. Yılmaz var orada ya. Çok doğru Dolayısıyla örnek. Siz probiyotik beslenmekte konusunda bir bilince sahipseniz zaten beslenmeniz de düzeltiyorsunuz. Süper. Yanına hap alsan ne olur. Sen onu alıp almasın. Kötü beslendikten sonra zaten işe yaramıyor. Hiçbir şey yaramayacak. Zaten yaramıyor. Aynen. Çok teşekkür ederim. Şu bağırsak işini çok iyi bilmeleri lazım. Süre, ben bunu burada özellikle her yerde bu ara çok anlatıyorum. Twitter'da bir çalışma yapıyor. Ben çok severim Twitter'da anket yapmayı. Benim de çok bilinçli bir seyirci, çoğu futbolu seviyor ama sağlığına da çok düşkün. Sordum orada, dedim ki diyet yapanlar Allah aşkına bir bana söyleyin. En uzun ne kadar diyet yaptınız? Burası çok önemli, herkes burayı dikkatli dinlesin, hatamız burada. En uzun diyet yapanların o şeyi 3 ay ve %64'ü. Yani katılan her kişinin %64'ü, 3/2'si en fazla 3 ay yapmışlar. %16'sı da 6 aya kadar zor çıkmış. Yani %80'i. Türkiye'deki her 10 kişinin 8'i 6 ay maksimum yapıyor. Ne var hocam az mı ya 6 ay söyleyeyim ben size. Az önce saydığım 3 hastalık var ya. Bunları toparlamam için asgari 1 sene gerekiyor. Ya. Bakın çok net söylüyorum. Buradan ya. Da söylüyorum. Çok 1 önemli. Seneden daha az bir beslenme düzenine girip 1 seneden daha az bu işi yapıyorsanız... Ey Türk halkı,
o kiloları fazlasıyla geri alacaksınız ve bir daha da veremeyeceksiniz demektir. Bunu özellikle söyleyeyim. Almıyorum da evet, dikkat edelim. Hayır, ama çok doğru. Hocam doğrusu siz yine iyi söylediniz. Biz pazartesiden pazartesiye diyetler miyiz? Elbette. Pazartesi başlayıp çarşamba. Zaten o 3 ay, hani dedim ya 3 ay %64, o %64'ün belki 60 puanı da 2-3 günde bırakanlar aslında yani. Hmm. Ama bir kez daha söylüyorum. Burası çok önemli sevgili Açeli. Yani siz yayıncıların da bunu her yerde söylemesi lazım. Bir seneden daha az bu işi yapmış birinin ya diyetler bana hiç ama yaramadı. Ama 5 kilo içinde mi geçerli hocam bu? İsterse 3 kilo olsun. Bak alttaki hastalık kolay tedavi edilebilir bir hastalık değil. Sende 5 kiloya mal oluyor. Öbüründe 10 kiloya, birinde 20, birinde yani 70 kilo. Total vücudu halletmekten aynen bahsediyoruz. Kiloyu vermekten bahsetmiyoruz. Bahsetmiyoruz. Ya git eve doma. Ben hep bana gelen hastaları söylüyorum. Bana niye geldiniz diyorum ya. Niye bana para veriyorsunuz? Zaman harcıyorsunuz. Gidin eve domates salatalık yiyin. 2 ay sonra düğününüz varsa 10 kilo verin. Benle de uğraşmayın. Ama tedavi olmak istiyorum. Bir daha sizinle Ahmet'le, Mehmet'le, Nurten'le, Muallay'la uğraşmak istemiyorum diyorsanız. Onlar doktor ve diyetisyenler. O zaman diyeceksiniz ki tamam çok hocam. Doğru. Bir sene biz bu sistemin içindeyiz. Yoksa gelmeyin. Hakikaten gelmeyin. Bir fayda yani, yok. Yani Gürkan Bey hayat ehliyeti vermeyi kesinlikle öğretiyor. Yani kesinlikle nasıl biz ehliyet sınavına girmeden önce öğreniyoruz. Aşamalarımız var. Bu hayat ehliyetini de öyle kilo vermeye endekslememek lazım. Aynen öyle. Bütün vücudu kullanmaya. 2 senede mimar olabiliyorlar mı? İşte. 3 senede makine mühendisi çok olabiliyorlar doğru mı? Çok 4 doğru senede doktor olabiliyorlar mı? Yok öyle şey kardeş. Ben öğrendim. Yok. Bu iş en az 1 yıl. Bunu bilecekler. Peki son zamanlarda vitaminleri de çok konuşur olduk biz. Yani hatta tam tersi, hani vitaminsizlikten kilo alıyoruz derken şimdi vitamin takviyeleri öneriliyor kilo vermek için. Yani vitamin olmazsa kilo veremez. Bir takım maddeler, evet, vitamin benzeri maddeler. Mesela bunun söyleyeyim için en çok C vitamini çok konuşuluyor. C vitamininden çok şöyle söyleyeyim size. Bir takım maddelerin eksikliğini Türkiye'de çok görüyoruz. Hmm. Mesela D vitamininiz eksikse. Güneş memleketi. Evet. Buna, ve çok ilginç bir şekilde eksik. Çünkü belki yeterince kullanmıyoruz. Belki işte güneş kremleri, şunlar bunlar kullanıldığı için belki yeterince emilmiyor. Ama D vitamini eksikliği maalesef bu ülkede var. Var. Emilim bozuklukları var ya da belki. Dolayısıyla D vitamini yerine koyacağız. Her zayıflamaya giden D vitamini baktıracak. Bu bir. Hmm. B12 vitamini çok ciddi eksiklerden bir tanesi. Türkiye için özellikle kadınlarda kansızlığın önemli nedenlerinden bir tanesi. Mutlaka. Ve magnezyum. Amerika'da bir çalışma yapmışlar. Bizde bu kadar yok. Her 100 Amerikalının 48'inde magnezyum eksikliği var. Hmm. Ne önemi var ya magnezyum, ne olacak? En çok bildiğinizde kas kramplarının en çok nedeni, evet, magnezyum eksikliği. Derler. Ama magnezyumun çok önemli bir görevi var. İnsülin dedik ya en başta. Evet. Patron şekeri alacak koyacak. Hmm. İnsülinin şekeri tutup hücreye koyma işleminde önemli yerlerden birinde magnezyum görevli. Yani insülinin işini iyi yapabilmesi için yeteri kadar magnezyumunuzun olması gerekiyor. Yani kasları sadece iyi dediler, geliyor dediler ya hocam. Onun yani dışında bir de bu. İnsülinin de kasını güçlendiriyor. Aynen. İnsülinin de çalışmasını kolaylaştırıyor. Evet. Çalışmasını kolaylaştırıyor. Nerede var? İşte gayet basit. Tahılların içerisinde var. Nat grubunun, cevizin, fındığın içerisinde var. Çok kolay yerler, sütün içinde var, balığın içinde var. Çok da kolay yerlerden alabilir durumdayız. Bir daha söyleyelim. Magnezyumunuz eksikse, var. D vitamininiz eksikse, B12 vitamininiz eksikse işiniz kolay çok değil. Zor. Kilo vermeniz de zor, geri almanız da kolay. Tiroid hastalıklarını zaten herkes bildiği için onu anlatmıyorum. Yani az çalışan bir tiroid varsa o zaten herkes öğrendi. O zaten kilo verme işiniz peki, çok. Peki magnezyum eksikliği, D vitamini eksikliği de tiroide yol açabilir mi? Yok, birbirine yani ayrı bunlar mıdır? Bunlar hayır, birbirine aynı şeyler yani, değil. Hayır, bir tek selenyum orada önemli. Yani tiroidinizde bir problem varsa selenyum baktırın. Selenyum eksikliği tiroid, az çalışan tiroide neden olabilir? Dolayısıyla selenyum maddesi dışında o diğerleri o kadar tiroidle alakalı yani değil. Hayır. Tamam. Ama vücutta sonuçta bu eksiklikler sadece kilo alma değil, başka şeylere de yol açabilir. Mutlaka, değil mi yani? Tabii yani saç, tırnak, elbette diş. Biz kilodan bahsettiğimiz için öyle. Yoksa D vitamini biliyoruz ki kemik için en gerekli en maddelerden gerekli bir tanesi. B12 vitamini hafıza için en gerekli maddelerden bir tanesi. B12 yoksa ya neydi senin adın falan filan demeye başlıyoruz yani. Dolayısıyla o tür maddelerin eksikleri başka şeye de yol açıyor ama burada obezite. Tam da B12'nin fazlalığı ile ilgili de çok soru geliyor. Bazen de fazla olabiliyor. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Lütfen. Önüne gelen B vitamini alıyor. Evet. Önüne gelen B vitamini alıyor. Eğer ölçtürmeden alıyorsanız intihar edersiniz. Hmm. Çünkü en son yapılan bir çalışma benim önüme geldi. Hakikaten böyle dehşetle okudum. B vitaminini fazla miktarda alanların kanser riskinin arttığı gözüküyor. Oo. Bakın siz İyi vitamin risk alıyorsunuz. Tabii. Kanser riskiniz artıyor. İyi bir risk bu. O yüzden bir maddenin ölçümü yapılmadan biraz demir alayım, biraz vitamin alayım. Hmm. Hayır. Komşuya iyi gelmiş. Komşuya iyi gelmiş de size gelmeyebilir. Bakın B vitamini fazlalığı
aşırı alınması, sentetik olarak alınması kansere de yol açabiliyor. Onun için aman dikkat. Zaten sağlık olacakları artık biliyorsunuz hocam. Her şey bakıyor. Yani devlet o konuda gerçekten çok, oraya çok kadar iyi indirdi. İyi çalışıyor. Çok iyi çalışıyor. Doğru. Lütfen bir sabah işe gitmeden gidin. Tahlillerinize aynen, bakın. Aynen. Ona göre de hayatınızı aynen, şekillendirin. Aynen. Peki hocam, yine son zamanlarda kafamızın karışık olduğu, bizlerin yani halkın karışık olduğu bir şey var. Kaç öğün yemeliyiz? Yani hı hı, özellikle son 6 aydır hocam, eskiden daha sık, az sıktık. Hı hı. Şimdi işte oruçlar, yani hı hı, uzun süreli tutmalar, uzun süreli açlıklar. Hı hı. Yani bizim kafamız çok karıştı. Benim hiç karışık değil, şunun için. Siz tabii uzmanısınız biliyorsunuz. Hayır, çok... Anglo-Sakson ya da Amerikan vesaire, evet, kültüründe okuduğunuz kitaplardaki bazı şeyler bu ülkede olmuyor. Çok basit bir şey söyleyeyim. Ben işte seviyorum ya araştırmayı. Bana gelen 12 bin tane hastayla, evet, gene Twitter'da 6-7 bin hastaya sordum. Günde kaç öğün yiyorsunuz? Evet. Şimdi Türkiye'nin %59'u ya aşırı kilolu ya şişman. Hı hı. Şimdi ne demek? Biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Evet. Ortak olarak yanlış, evet, yapıyoruz. Bu da öğün sayısı diye herhalde düşünün. Türkiye'nin %89'u, %90 deyin, günde 3 öğünden daha az yiyor. Bakın. 3 öğünden daha az yememize rağmen kilo alıyorsak bir kere oraya gidiyorsunuz. Hmm. Biz ne yaptık peki? Bana gelen hastaların da öyle %88'i günde 3 öğünden az yiyor. Hmm. Biz bunların hepsini günde 5 ile 6 öğüne çıkardık. O bana obez olarak gelen, günde 2 öğün yiyerek obez olmuş hastaların hepsi günde 5 ile 6 öğüne çıktık andan itibaren kilolarını verdiler ve 1 yılı geçen hastaların tümü de koruyorlar. Onun için böyle Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu ülke şartlarında doğrusu ortalama günde 5 öğün yemektir. 5 öğün yemeye başladığınız zaman da daha az, daha sık ama daha az yemeye başarabildiğiniz için ve diğer hastalıkları da tedavi ettiğiniz için hasta çok uzun yıllar bunu korur. Yani bizim 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo, 100 kilo, 140 kilo veren hastalarımız aradan 5 yıl geçmesine rağmen hala o kiloyu korur durumdalar. Dediğim gibi günde 5 öğün. Türkiye için bu tartışmasız. Şimdi sizin o dediğiniz bence çok kıymetli. Zaten her şeyi de kendi içinde, kendi bölgesinde değerlendirmek, evet, gerekiyorsa eğer bu bakış açısıyla bakmak gerekiyor. Bir soru sana. Elma yediğinde acıkır mısın, tok mu kalırsın? Yani ben bu konuda doğru bir örnek miyim bilmiyorum. Ben acıkanlardan. Güzel hocam, doğru örneksin. Öyle mi? Bak ne güzel bir şey. Sen şimdi boyun eğerek. Çünkü, çünkü herkes tok tutar. Ya derler, öyle diyor değil mi kitaplar? Evet. Öyle değil. Ben gelen her hastama soruyorum. Gerçekten. 100 tane hastamın 90'ında, 10 hastamın 9'unda açız kardeşim diyor. Ben çok acıkıyorum. Ha, neye döndük? Kitap öyle yazabilir. Bir de saha önemli. Çok doğru. Benim mesela. Ben de üniversite, çözemezdim bunu. Teşekkür üniversitede ederim. Görev yaparken şöyle bir sıkıntı oluyor üniversitede. Sadece orada çalıştık da çok böyle sahayı, hastayı yaşayarak görmediniz mi? Kitaplara bağımlı kalıyorsunuz. Hmm. Kitapların içinde doğru olanlar kesinlikle var. Kesinlikle var tabii. %100 benimle uyumlu olanlar var. Biraz sonra söyleyeceğim de. Ama her bir örneği kendi ülke koşullarınıza da değerlendireceksiniz. İşte elma bunlardan en güzeli. Her yerde tok tutar diye beni yazıyor. Hiç tutmuyor her hocam. Kitapta ne seni? 10 kişinin 8'ini 9'unu hatta. Türkiye'de aç tutuyor kardeşim. Hadi bakayım anlat bakayım. Dolayısıyla bizim milletimizin yapısı burada da farklı. Normal bir çok zaten. Doğru. Valla burada pes ettim. Ve hep susardım, söyleyemezdim. Yok canım, rahat rahat ne güzel yayında ortaya çıktı. Elma ye diyorlar. Elma yiyorum ben, acıkıyorum. Doğrudur. Yani çoğunluk bildiğiniz öyle. Çok acıkıyorum. Şimdi bizi dinleyenlerin de büyük çoğunluğu hakikaten ya bende de öyle, doğru söylüyor adam. Ama elma da ye diyorlar. Tabii. Sağlıklı tok. Tok tutmak için değil. Değil. Elmanın içinde pektin var. Pektin için aman tok tutar. Ne kadar güzel bir bağırsak düzenleyici mesela. Dolayısıyla az önce bir şey unuttuk. Şimdi bağırsak bakterilerini koyduk ya. Evet, yerine, evet, evet. Bozayla, sirkeyle, evet, turşuyla, evet, yoğurtla, efendim kefirle. Bir de o bakterileri beslemek gerek. Şimdi onları koydun oraya, öyle ne yapacak onlar orada? Çok doğru. O beslemek için de elma, çilek, muz, tahıllar, kuru baklagiller, enginar, kuşkonmaz, soğan, sarımsak. Bütün bunlar o bakterilerin beslenmesine ve daha da palazlanmasına, işini daha iyi yapmasına yol açıyor. Bunlara ne diyoruz? Prebiyotik diyoruz. Prebiyotik. Şimdi probiyotik bakterinin kendisi. Koyduk bire oraya. Yiyeceği. Canlı bakteri. Bir de onun mamaları var. Mamaları var. Şimdi mamalarını saydık. Ona da prebiyotik diyoruz. Tamam. Çok güzeldi bu, bir daha. Probiyotik bizim bağırsağımızın öğrendiğimi anlatıyorum. Bağırsağımızın içindeki olması gereken bakteriler probiyotik. Pireler ise onları beslediğimiz mamaları. İşte elmaydı, çilekti, muzdu, tahıllardı. Çok teşekkür ederim. Otur on. Harika bir bilgi. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Çok mersi. Ama şimdi çok değerli birini getireceğim. Sizin de üstünde uzun zamandır bir örnek birlikte
çalıştınız. Ali Sait Sandalcıları bir çağıralım. Konuşalım, yolculuk nasıldı? Yolda kimlerle karşılaştı? Pirelerle mi, prolarla mı, neler buradan oldu? Geliyor galiba bize. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok mersi, çok zarifsiniz. Sağ olun. Merhabalar hoş hocam. Hoş geldiniz. Sağ olun. Arkada bir bey var, tanıyor musunuz fotoğrafta? Bir zamanlar tanıyordum, evet. Hmm, nasıl? İkiz kardeş mi? Kardeşiniz İkiz, miydi? Kardeşim de evet, ama o şişman kardeş. Birazını bırakmışsınız onu. 55 kilosunu. Anladım. Evet. Nasıl oldu hocam? Hem insülin direnci vardı, hem bağırsak bakterileri kötüydü, hem mide mideyi doyuran birisiydi. Mesela çok ilginç bir öyküsü var. Ben onu söyleyeyim, sonra kendisine bırakalım. Hayatında hep balık yiyen, her gün balık yiyen, hatta kendi deyimiyle sabah kahvaltıda balık ve et yiyen biriydi. Hayatında hiç ekmek ve tatlı yememişti. Biz balığı azalttık, ekmekle tatlıyı soktuk hayatın içerisine. Ama beyaz ekmeği değil. Tabii. Tatlıda da süt tatlılarını soktuk. Ve yaklaşık 1,5 yıllık bir süreçte 55 kilo verdi. Ama asıl önemlisi 4 yıldır... Az önce onu konuşuyorduk ya. 4 yıldır o kiloyu gayet güzel koyuyor. Çok bize de selam vermeye geliyor. Olan o değil mi hocam? Yoksa sistemin çok güzel söylediniz. Git salatalık domates ye. Ver kilonu gel. Aynen. Ama 4 yıl korumak işte başarı. Aynen. İşte başarı. Aynen. Tebrik evet. ediyorum. Nasıl Doğru. başladı yolculuk? Yani ilk başta çok mu balık yiyordunuz? Zorlandınız Benim, mı? Benim akşam yemeği kesinlikle evimde balık. Balık ve salata. Kesinlikle. Ta ki Gürkan hocam, ben günde 2 sefer yemek yiyordum. Ha, çok önemli bak. Ben yani, 28 sene Hollanda'da, Türkiye'de ama yurt dışında Hollanda'da tır şoförlüğü yaptım. Bu arada Hollanda'daki bütün dostlarıma da selamlar. Selam olsun bütün yurt bütün, dışında yaşayan vatandaşlarımıza. Bizim bir defa şunu diyeyim, yani Türkiye'de tabii bunu hocam daha iyisini bilir. Yemek şeyimiz yok bizim. Bilmiyoruz yemek yemesini. Bilmiyordum. Ama siz yani baktığınız zaman Gürkan Bey'in de söylediği gibi işte balık yiyip yani sağlıklı yaşadığını iddia zanneden. Öyle biliyordum. Bir küçük not. Balık tabii sağlıklı bir şey. Evet. Aman ha, Allah çarpar çok. Yani. Omega 3 var yani. Uz kumru çarpar adamı, sardalya çarpar. Tam zamanı Sodom hocam. Kafana vurur. Palamut da geliyor. Ha, palamut da gelmiş, geliyor. Hızlamış da. Şimdi sadece tek bir besinle olursa, yani mesela elma diyeti yok, protein diyeti yok. Bir ara protein yaptılar hocam, herkes böbreklerini kaybetti. Bir sürü yan etkileri, zararları var. Dolayısıyla her şeyi vermeye başladım. Evet, neler yemeye başladınız? Hocama gitti sonra, tabii bizim kan tahlillerinden sonra bize bir yemek listesi verdi. Yemek listesi verdi, ben dedim bu kadar yeme. Yani bazısı gider bir doktora. Ya ben bunu yemekten önce mi, yemekten sonra mı yiyeceğim? Evet. Yettir çünkü. Gittim yani daha önce. Ama hocama geldikten sonra bana bir listeler çıkardı. Ben bunları yemekle bitiremem zaten. Şimdi de yine aynı. Yani bizde bir defa diyet değil. Yalnızca düzenli beslenme. Bizde yemek sınırı yok. Yani listelerde gram, tane, kalori evet, yok. Öyle bir şey yok. İstediği kadar yiyebilir aslında. Yani bizdeki yemek, verilen yemekler isterseniz bir tencere yiyin. İsteye. Evet. Zamanı mı var hocam? Sihir evet, ben, mi? Var. İşte onu anlatıyordum. Ben günde 2 sefer yemek yiyordum. Maksimum 3 sefer 140 kiloya çıktım. Şimdi günde 6 sefer yemek yiyorum. 3 ara öğün. Ve bir haftada 2-3 seferde de ilk yani zamanlarda kaçamakları verirdi. Biz kaçamakları böyle beklerdik bir an önce şey yapalım diye. Ama şimdi benim artık o kadar düzenim şey yaptı ki hiç umurumda bile. Neler yiyorsunuz şu an? Her şey. Neler mesela, yani her şeyi yani balık yiyorsunuz yine. Yiyorum, et yiyorsunuz evet, şimdi, yine. Evet, tabii. Tatlı yiyor musunuz? Hep, şimdi tatlı yiyorum. Ben ömrümde çocukluğumda ben Rizeliyim. Çocukluğumda beni bir bal tutmuş. 5-6 yaşlarındaydım. Ömrümde ağzıma tatlı koymadım. Hiç. Şekerli hiç yemez. Ta ki bundan işte 1-2 sene öncesine kadar. Şimdi tatlı da yiyorum. Ama az yiyorsunuz değil mi yani? Tabii ki mutlaka. Yani tutup da yine ben öyle tatlı muptelas değilim. Hiç yemesem onu bile umurumda değil ama. Mesela bazen öyle eskiden sofraya veya bir masaya otururduk. Tatlı çeşitli bir şeyler koyarlardı. Bizim evde benim çocuklarım bile bizden alışkanlık mı bilmiyorum. Kesinlikle şey yok. Reçel böyle bal filan yemezler. Tatlını uzak dursunlar orada. Evet. Yani o zaman bağlı. Şöyle diyebiliyoruz. Her şeyi yiyorum. Kesinlikle. Ama dozunda yiyorum. Kesin. Evet. Ve zamanında yiyorum. O dozu yiyorum. Tedavi edince vücut ayarlıyor. Buna inansınlar. Hı. Ama çok önemli bir şey söyledi. 1,5 yıl uğraştık. Hı. 1,5 yıldan sonra olan bir şey bu. İlk 2-3 ayda kendilerini iyi hissedeceklerdir. Hı. Ama bu geçicidir. Balayı dönemidir. 1 yıldan önce bıraktıkları takdirde hepsi kilolarını geri alacaklardır. Hı. Ve bir daha çok zor vereceklerdir. Bunu bitsin. Yani biz şunu değil mi aslında hocam kafamızdan atmalıyız. Biz daha fazla yemek için diyet yapmıyoruz. Hayır.
Zaten diyet değil. Bakın diyet ne demek biliyor musunuz? Latince bir şey. Bedeli. Yunanca. Diata. Yaşam tarzı demek. Hmm. Diyet demek daha az yemek demek değil. Biz onu yaptık. Diata yaptık. Yaşam tarzını olması gerektiği hale getirdik. Çok basit bir örnek. Bu kıyafeti siz giyiyorsunuz. Çok yakışıyor. Sizinle aynı boyda. Ya da belki fiziki görüntüleri de aynı olan birisi giyiyor. Yakışmıyor. Hmm. Şimdi garantisi yok ki. Kıyafet gibidir beslenme biçimi. Ben öyle listeler oldu ki verirken yazarken dedim ki bu listeyle Ali Sait Bey'i ben uçururum ya. Çok iyi gider. Bir verdik. Bir geldi haftaya yarım kilo almış. Ha, hemen baktık. Ne yaptık? Mesela yemekten önce bak liste çok iyi de meyveleri hep yemekten önce vermişim. Kilo aldım. Dur bir de yemekten sonra vereyim. Aynı liste. Yemekten sonra verdik uçtu. Bu kadar basit bir şeyle. Mesela yemekten sonra meyve ona daha iyi geliyor. Mesela proteinle karbonhidrat bir sürü metabolizmada karışırsa kötü olur deniyor. Tam tersi. Karıştırdığım her öğünde şahane sonuçlar aldım. Bunun gibi bir sürü küçük noktaları. O yüzden noktaları, kişiye özel hocam. Aynen öyle. O yüzden kişiye özel. Yok öyle. İnternette yayılan listeler üst kattaki Nurten teyze. Canınızdan olabilirsiniz. Yok. Değerli mi? Kesinlikle. Hiçbir şey bence insan canından, kesinlikle, evladından ayrı kalmaktan hiçbir şey değerli değil bu, kesinlikle, hayatta. O yüzden İsel, mesela ishal yapanlar. İshal yapıyorlar kendilerini. Ya o ishal demek ne demek biliyor musunuz? Bağırsağınızdaki suyu atıyorsunuz. Kalın bağırsağınızdaki. Bir besin kalın bağırsağa gidene kadar zaten bütün içindeki her türlü madde emilmiş oluyor. Sadece suyu atmış oluyorsunuz. Vücuttan su atarak zayıflama olsaydı ben buradan bir madde söylerdim. 2 saat sonra bütün logarlar tıkanırdı. Herkes tuvaletlere koşardı. 77 milyon muyuz? Çarp 2 ile 150 milyon kilo verirdik ama sudan giderdi. Ne anladık onu? Dolayısıyla yağdan verdiğiniz takdirde verdiğiniz kilonun bir kıymeti var. Bu sistemde onu sağlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Yine her zamanki gibi harika bilgilerinizi. Size de yolunuz açık olsun diyorum. Çok güzel bir yolculuğa başlamışsınız hayatta. Keyfinizce devam etsin inşallah. Zaten öyle diyorum hocamın sayesinde. Sağ olsun. Yani bir kere yola çıkmışsınız ama doğru yola çıkmışsınız. Önemli olan o. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hoşçakalın. Ve dinleye dinleye şöyle. Kendinden geçtim. Hoş geldin. Burcucuğum. Merhabalar. Nasılsın? Sağ olun sizler. İyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün neler yapacağız? Bugün magnetler yapacağız. Ah çok güzel. Bayılıyorum. Doğum günlerinde, mevlütlerde, bebek doğumlarında. Bunları sen örüyor musun? Onları örüyorum. Ah bakın hemen. Çok güzel değil mi? Ellerine sağlık Burcucuğum. Hadi bakalım bize öğret. Nasıl örülüyormuş bunlar? Başlıyor. Bu çok basit. Ben de orada beriler takayım. Bayılırım. Takın orada bikinimiz de var bebek için. Ay bu ne böyle. Sen şimdi bize öreceksin ama şuna bakar mısınız? Ay ben onu yerim. Bu da bikinisi bu da üstü. Ay kıyamam ben onlara. Canlarım benim. Güzellerim benim. Ay Allah bütün anaları, babaları, çocukları birbirlerine bağışlasın. Amin cümlemizin. Hadi bakalım ne yapıyoruz şimdi? Şimdi başlıyoruz. Çok basit. Minik bir elbise yapıyoruz. Minik bir elbise. Bunun sayılarını büyüttükçe elbiseyi büyütebiliriz. Kendi çocuğumuza, yeğenimize. Tabii. Aynı stil. Onun için ufağını seçtim ben. 14 zincirli. Şimdi ben ne tarafa yapsam da daha iyi. Gel ben şunu çekeyim. Hemen şu kameramıza. Serkan'a gösterirsen eğer. Tamam. 14 zincirle başlıyoruz. Hadi ben Berem'i de takayım. Çok hoşuma gitti. 12, 14 zincirle başlayıp birleştiriyoruz iki ucunu. Hı hı. 14 zinciri çektik. Evet, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Trabzan yapıyoruz, başladık. Her zincire ikişer tane trabzan. Her zincire ikişer tane trabzan yapıyoruz. Trabzan. Tamam. Ben bunu yapayım mı, vaktimiz var mı? Yap biraz daha yap. Her zincire 2 tane trabzanı. Her zincire 2 tane. Şimdi yakayı oluşturacağız. Ben de bakar. Bereyi çok severim. Bu da böyle, bunun adı ne? Bu örgünün bir adı var mı? Kastırmalı. 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 Hı hı. Kastırmalı çok rahat oldu hiç yani. Buralardan kastırdığımız için. Ama çok rahat oldu kastırmalı. Şimdi sonra da bir gün kastırmalı yaparız. Yaparız. Burada. O da çok yakıştı. Sizde kalsın. Teşekkür ederim. Öyle bir Tolga da beğendi. Bugün doğum günü varmış. Evet, Tolga'nın beğenmesi kıymetli. Teşekkür ederim Tolga'cığım. 14 zincir çekip birleştirip daire yapıyoruz. Hemen de çıktı trabzanlar valla. Çıkıyor. Çok güzel. Çok kolay. Bu 5 dakika sürmüyor bitmesi. Çok tam basit. Da şimdi düğünler.
Doğum günleri, Mevlütler. Doğumlara güzel bir hediye olur. Evet, geçen hafta düğün için yaptım. Sadece şu üst kısmını yapıp altına şu tülü ters koyup gelinlik şeklinde. Çok güzel. Yapıp nikahta dağıtıldı. Çok güzel. Bu magnetler de artık bakar mısın? Böyle çocukların kendi fotoğraflarıyla olabiliyor. İyi ki doğdun, mutlu yıllar olabiliyor. O da çok güzel. Onlar da benim yeğenimin. Öyle mi? Hı-hı. Ya tasarımlar şu anlamda da çok kıymetli. Evladiyelik kalıyor. Şimdi bu 30 yıl sonra da kalır. 50 yıl sonra da kalır. Tabii. Çok güzel oluyor. Fotoğraflar belli bir süre sonra solabiliyor ama bunlar kalıyor. Çok da güzel oluyor. Şimdi her zincirin içine ikişer tane trabzan yaptım. Hı hı. Kaç tane zincirde? 10? 14 zincir 14 çekip zincir. Daire şeklinde 14 yapmıştık. Zinciri yaptık. İkişer trabzan. Evet. Üstüne. Şimdi birleştirirken şöyle belli olmaz. Ben buradaki zincire batıyorum. Birleştirdiğim fazla sıkı çekmişim belli olmasın diye. Direkt önümüze almadan çıkıyoruz. Çok üst zincirle. Harika. Yukarı çıkıyoruz. Şimdi bir alt sırada her zincire ikişer tane trabzan batmıştık. Hı hı. Bir üstünde bir tanesine iki, bir tanesine tek. Bir iki, bir tek trabzan bir iki, olarak tek. Devam tamam. edeceğiz. Evet. Yardım eden var mı sana? Kendin mi yapıyorsun? Ben evde? Kendim. Örnekleri kendim çıkarırım. Aferin. Ne zamandır yapıyorsun bunları? Kendi benim dükkanım var. Hı. Hobi. Nerede? İstanbul'da mısın? İstanbul Bahçeli Evler Yenibosna. Ne güzel. Orada bayanlarla workshoplar. Ay ne güzel. Falan filan. Günlerle uğraşıyoruz. Tebrik ederim. Şimdi tek battım, çift batıyorum. Çift batıyorsun hı-hı. Şimdi gördüm onu, evet. Buraya tek battım. Bunun sayısını işte 13 ile başlamayız da 60 ile başlarız, değil evet, mi? Evet, büyüt. Büyütebilirsin hı-hı. çocuğunu, istediğin kadar büyüt. Peki bir ortalama 1-2 yaşındaki bebek için kaç tane olur sence? 120 sanırım, evet. 120, hı-hı. tamam. Artık yapabiliyorsundur sen çünkü. Yani... Ya zincir sayıları zaten bakın şu yeleğin zincir sayısıyla buna yapacağım zincir sayısı aynı olacak. Değil mi? Hı-hı. Bölümlerinin tabii. Tabii. Hani baştaki zincir sayısı baştaki, aynı olup tabii. bölerken tabii bölerken, farklı bölünecek. Tabii. Çok güzel değil mi? Bayılıyorum ben de bayılıyorum. Ne bileyim her şeyin böyle küçüğü çok güzel ya bebeği, yavrusu, doğada da öyledir. Kıyafette de öyle. Her şeyin küçüğü çok güzel. Şunda erkek çocuk magneti. Bu da erkek çocuklar için ya. Şimdi tam diyecektim. Çok yaşa inşallah. Diyecektim ki ya kız çocuklar var, erkek çocuklarımız da var diye. Onlara da böyle tulumlar oluyor. Çok güzel. Tabii kız çocuklarına daha renkli, daha cıvıl cıvıl olduğu için örmesi de bize zevkli geliyor. Erkekleri de şimdi efe yelekleri. Efe yeleği. Efe yeleği tabii ki. Kaç çocuk var? Bir kızım var. Allah bağışla. Burada şu anda 16 yaşında. Ay canım benim. O da seviyor mu? El işi öğretiyor musun? Yok, o ısınamadı. Isınamadı. Bir annenin haykırışı, o ısınamadı. O ısınamadı. Çok istedim ama. Çok da güzel bir kızım var maşallah. Teşekkür ederim. Bu arada biz vallahi eteği falan bitiriyoruz. Bu kolay, basit. Baya baya şekil aldı. Şimdi sonra onu ikiye katlayacaksın bunu herhalde ikiye değil mi? Katlayacağız yaka oyuntusunu. Şu üstü yaptık yani. Bakın şurayı evet, üst yaptık. Kısmını yaptık. Şurayı yaptık. Hı-hı. Onu da göstereyim. Tam bu bölgeyi yapıyoruz. Şu üstü. Ortadaki deliğimiz şöyle. Şurayı yapıyoruz şimdi. Trabzanlarla 13 tane zincir çektik. 13 zincire ikişer ikişer trabzan ekledik. Şu ikinci katı yapıyoruz, değil mi? İkinci katta da bir tek bir çift trabzan yaptık. Bir tek bir çift trabzan yapıp biraz genişletiyoruz. Zaten üstü oldu. Zaten anlaşılmayan yerleri de ben Instagram'dan evet. soran olursa cevaplarım. Tamam canım. Hemen yaptık işte. İpimizi kestik. İstediğimiz renkle eteğine başlayacağız. İpi ben hemen anında saklıyorum üstünü örebilmek için. Bu ipi ben elimde fazla kirlettiğim için şu temizini alayım. Tamam canım. Öğretiyorsun sonuçta bunları ne kadar güzel. Nereden? Hesabın ne? Burcu'nun yün sepeti. Burcu'nun yün sepeti. Öğrenelim bakalım. Hepsini öğrenelim. İkinci renge geçtiğimde göz kararı yapıyorum ben bunu. Şuradan belli bir kol aralığı bırakıyoruz. Genelde 5 ya da 6 oluyor. Tamam.
Ben gene örerken her zaman ipimin üstünü örerim ki sonradan temizleme derdim olmasın. Olmasın, evet. 10-11 tane buraya trabzan yapacağız. Yine aynı şekilde trabzanla devam ediyorsun, evet, kolpayından sonra. Artırma falan yok bu sırada. Bu sırada tek. Hepsine birer tane. Şimdi oradan da trabzandan yine trabzanları yaparak eteği oluşturacaksın. Arttırarak, evet. Arttırarak. Zaten o da sanırım iki sıra mı? Üç mü? Üç sıra renkli iple gideceğiz. Üç sıra yani. Ondan sonra oyasını yapacağız. Tamam. Yani üstte iki sıra, alta eteğine üç sıra yapıyorsun. Hı hı. Trabzanları. Eteğini genişletiyorsun, öyle mi canım? O kadarcık, evet. Ama görünüş o kadarcık değil. Görünüşü çok güzel. Evet, çok, çok harika. Günde kaç tane yapılabilir? Hani merak edenlere soralım. Vallahi ben 12 ile 5 arası 35 adet yaptım. Dükkanda müşterilere falan da baktım tabii. 12 ile 5 arası. 5 arası tabii dükkanda. 35 arası. Çok da müsait olamıyorum. 100 kişilik bir davet için 3-4 günde bitirebiliyoruz biter, o zaman. Çok rahat biter. Kolay gelsin canım benim. Teşekkür ediyorum. Ay benim Aliyem orada neler yapıyor sevgili Aliye. Biliyorsunuz bugün zingil tatlısı yapacağız. Harika bir tatlı. Ben duydum, sonradan öğrendim. Merak ettim neymiş diye, tarifine mi baktım zingilin? Gel, çok gel, güzel şeyler. Geldin. Gel gel diyor zaten. Gel tekrar gel geldim, geldim geldim gelmez olur. Tatlıdan sonra bir sürprizimiz daha var. Gerçekten mi? Evet. Ne yapacaksınız? Bana niye söylemediniz? Ne sürprizi? Önce tatlımızı bir yapalım, ondan sonra. İyi bir sürprizdir. Siz yapıyorsanız iyi bir sürprizdir her zaman. Güzel bir sürpriz. Peki zingili yapıyoruz, zingil. İsterseniz Açeli Hanım yumurtayı yapayım. Siz kırın. Tabii. Kaç tane istersiniz? Bir tane. Bir tane. Tamam canım. Çok iyi. Ekranlarda herkese kırıyorsunuz, bir tane de bize aşk kırın. Olsun, ne demek? Yumurta iste, kırmak istediğimiz yumurta olsun. Kırdığımız yumurtalar olsun, kalpler olmasın, gönüller olmasın. Açeli Öyle Hanım, değil mi? Evet, doğru söylediniz. Yumurtadan sonra çok az bir yağ. Tamam. Bir de bir bardak sütümüz var. Ver canım. Limon veya portakal kabuğu olabilir. Ah ah ah, çok güzel. Zingil, Diyarbakır'ın zingil tatlısını yapıyoruz. Biraz kabartma tozu. Kabartma tozu. Bunu da mı sen yaptın? Onu yapamadım, hazır getirdim. Olsun. Ama ya, Diyarbakır'ın şeyi değil mi? Tabii tabii. Diyarbakır. Kadayıf Diyarbakır'ın. Baklava. Antep'insin. Benim de çocukken en sevdiğim tatlı kadayıftı. Kadayıf benim de. En sevdiğim çocukken. Aile de onu hala seviyorum. Çok severim aile ama ben sonra sütlü tatlılara geçtim. Atladım. Kilodan dolayıydım. Bak psikolojik olarak o çok da kilodan dolayı diyor. Olabilir bak. Bunlar bana, ben çocukken hiç düşünmüyorsun ki öyle. Evet, kaç kaloridir nedir filan. Hatta rahmetli eniştem böyle, Erkin eniştem, nur içinde yatsın inşallah. Amin. Çok severdim, şimdi sevmeyeyim. Sırf benim için kadayıf basardı böyle bayramlarda. Dört gözle beklerdim. Bütün aynen. Çocuklar gibi değil mi? O ben sevdiğimiz de. İnsanların elinden yemek. Yani aslında biz o yemekleri biraz da sevdiğimiz insanlar yaptığı için de seviyoruz. Aynen. Öyle değil mi? Şimdi ben bu yemek şeyinden, hani dışarıya tanıtmamın tek sebebi hazır yemeklerden çocuklarımızı biraz uzak tutalım. O da doğru. Çok doğru söylüyorsun. Bunu babaannelerimiz, annelerimiz bizlere yaptı. Kilo falan almadı. Bütün çocuklarım benim zayıf. En fazla kiloluları benim evde. Senin ne kilon var? Üç çocuk doğurmuşsun, yemek yapıyorsun. Kilolu olan. Ama Gürkan Bey'in söylediği çok doğru, farkındaysan. Doğru. Sağlık. Sağlık. Her şey sadece sağlık kilo için değil. Biz hep kilo vermeye, sağlık, kilo almayı düşünüyoruz. Evet. Daha dışarıya yönelik ama içimizde neler oluyor? Bir de içimizi iyi tahlil etmek lazım. O yüzden sağlık ocakları artık biliyorsunuz evlerimize çok yakın. Lütfen bir sabah aç karnına gidin, bir tahlilinizi yapın. İçimizde neler oluyor, neler gidiyor bir bakalım. Ne dersiniz? Lütfen bunu önemseyin. Çok önemli bir şey. Sevdiklerinize de önemsetin bu durumu. Açeli Hanım, şimdi krep hamuru gibi bir hamur hazırlandı. Tamam. Yağımız kızdı mı? Zingili. Ya, kızdırdın mı ya? Ya kız, ya bak bak bak, zingil zingil. Bilal nasıl? Biliyor muydun sen zingili? Yok. Ben yeni öğrendim. İlk defa yiyeceğim. Ben de çok heyecanlıyım. Lokma gibi mi? Lokma gibi. Aa. Şimdi yağımızı, kaşığımızı biraz yağladığımız zaman. Yağlıyoruz kaşığımızı. Evet. Top top çıkmamış. Mis hiç. Aa, evet bak. Top top. Zingil.
zingil, seni zingil. Çok güzel valla. Şerbeti daha önceden lokma gibi değil mi aynı? Portakallı, böyle limonlu. Değişik. Portakalı ben sonradan. Sonradan mı? Yok mu normalde? Babaannelerimiz bırakmıyordu portakal rendesi falan. Portakalı ben sonradan. İşte sonradan eklediğimiz değişik değişik. Kaşığı böyle yağ batırdıkları zaman aşağı bırakmaları da rahat olur hamurları. Şerbeti kaynattık açeli yağdan. Çok güzel görünüyor. Tatlıdan sonra size küçük bir çikolata yoğuracağım. Şimdi burada bakıyorum. Yakalandınız. O tarafa getirdi anladın. Bilal gel gel şimdi yakaladım. Dün buraya geçtim ya. Şöyle oldum. Dün menüde de yoktu bu ama. Evet menüde yoktu. Rica ne ettim arkadaşlara. Biliyor musunuz? Söylemeyeyim mi? Bak Ekin söyletmedi yine seyircilerimize. Ben aslında hemen söylerim size ama işte yayıncılık, yönetmen yardımcılığı herkes söyleme diyorlar. Şöyle solumda bir şey var ama bayılacaksınız. Ya bak ben hemen hediyeyi de hemen açanlardanım. Hediyeyi alıp hemen verenlerdenim. Hani dedi ya demin Gürkan Bey, elma yiyip acıkanlardanım ben. Ben de onlardandım. Ben farklıyım. Ya söyleyin ne olacak? Benim seyircilerim kalır, onu merak eder, yapar. Ben söyleyeceğim. Ya ben söylemek istiyorum ama Ekin söyletmiyor. Gerçekten söyle. Samimi mi söylemek istiyorum? Ne var Ekin? Söyleyeceğim tabii. Öyle beni seyreder yine seni. Ne yapacaklar biliyor musunuz? Bakın gelin göstereyim. Söyledim işte. Çiğ köfte. Ne oldu? Size özel. Çiğ köfte yapacağız. Aa, şey falan da çok güzel böyle. Değilmiş. Yani şey dövmeli mövmeli böyle. Yoğururken rahat ezilmesi için. Aa, çok yanım. Güzel dövmeli. Değil mi o rahat ezilsin evet, diye. Evet rahat ezilsin. Böyle böyle avcunun içiyle bastıra bastıra şöyle dışarı böyle. Heh, içeri ay çok güzel bayılırım. Bayılırım. Bu şey de çok güzel değil mi? Bu kaç kiloluk? Yoğurma az şey. Az geldi bana. İki. İçine biraz daha bulgur koyabiliriz yani. Tabii tabii. Ol, bulgur koyalım mı? Tabii çiğ köftemizi yoğuralım. Malzememiz çok. Açeli Hanım. Malzememiz çok vallahi. Allah eksikliğini göstermesin. Bu arada zingilleri de yaptık. Evet. Zingil zingil. Hmm. Bakar mısın? Portakal da ne güzel renk verdi. Evet. Elimden geldikçe ben eski yemekleri tabii. Şimdi göstereceğim. Eski yemekleri unutturmamaya gayret ediyorum. Bravo. Çocuklarıma şu hazır yemekleri yedirmemeye gayret ediyorum. Bak 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 bak. Allah'ım böyle bir koku var mı? Böyle bir koku var mı? Patlıcan, domates, neftune. Biber. Meftun oldum kendine. Gerçekten meftun oldum. Çok güzel. Heh, heh. Harika harika. Bayıldım. Meftun oldum. Bugün gerçekten mutfağımızda şenlik var. Sağ olsun Aliyeciğim. Ali insan biliyorsunuz Aliye yüksek mertebe demek, evet. Yüksek insan demek. Teşekkürler. Aliye aliyeliğini yaptı. Bize burada mertebe atlattı. Bakarsınız. Benim kızımın ismi de Aliye ya. Öyle mi? Tabii. Alya Aliye demektir. Tabii Aliye'nin anlamıyla eş değerdir Alya. O yüzden Aliye ismini de çok severim. Yüksek mertebeye ulaştık yani Aliye sayesinde. Çok güzel şeyler yaptı. Ne demek efendim? Bir yerine bin yaptı. Doymadı çiğ köfte yoğuruyor. Evet doymadım. Hızımı alamadım. Hızını alamadın Aliye. Farkındasın değil mi? Evet. Şimdi de Zingil. Zingil. Zingil yapıyoruz. Zingil diyen de çok, var. Çok 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 şey oldu orası değil mi? Tamam ver ver zingilleri. Gel gel gel. Çok güzel misin? Şerbete girdi mi daha böyle gelerek? Evet. Zingilliyoruz. Çok güzel zingillerimizi yiyoruz. Hmm.
Evet. Bu arada şey lokmadan farkı sanırım biraz daha yumuşak değil mi? Evet. Olur. Hamuru biraz daha yumuşak. Aslında böyle şey gibi kreple lokma arası. Kreple lokma arası bir şey. Kreple lokma arası bir şey. Hani merak edenler için söyleyeyim dokusunu. Böyle biraz da yumuşak, hatta şöyle gösterebilirim de size. Tam kreple lokma arası bir şey. Gel Bilal, gel göstereyim biraz içine olanları. Tam krep. Aa, ama güzel güzel. Bak böyle, görüyor musun? İçinde de portakallar filan. Evet. Böyle ortasına tam kaymak konulup. Bak. Nasıl Bilal? Ha, şimdi sen. Ben bak Gülkan Bey'den öğrendim. Yok öyle böyle aç karnına şeker falan veremem. Kusura bakmayın. Önce sizin yemek. Sizin için çok kıymetlisiniz. Değil mi Tolga? Önce yemek yiyin. Güzel kan şekerinizi dengeleyin. Ondan sonra. Öyle aç karnına şeker falan yiyip böyle sizi 9. kata birden çıkaramam. Sonra inişte asansör çalışmaz, uçmak olmaz, öyle kan şekerini yükseltemeyiz. Şimdi iş köfteye geçelim biz. Bunu çiğ köfte. Ne köfteye? Çiğ köfteye. Başlayacak mısın çiğ köfteye? Hemen başlıyorum. Hadi. Şunları bir alayım burada. Hadi gel. Hadi gel çiğ köfteye başlayalım. Şöyle ah ah, ben şimdi o çiğ köfteyi içine ortaya açmam. Şunları da şuradan alıyorum. Hadi ben şimdi onlara bakarım, sen merak etme, zingilleri yaparım tamam, ben. Tamam hadi onları. Zingil sen benden yap. Sorulur. Tamam bir tane. Hadi gel öğrettin. Hadi gel öğrettin, korkma korkma. Şöyle şerbette sen başla. Evet şimdi evet. Senin için önemli olan detaylar neler? Çiğ köftede olmazsa olmazın ya, anlat olmazsa bakalım. Olmazsa olmazı isot. İsot. Biber. Ah. Evet. Biberi. Ah isota bak, tam isot. Evet. Çok biberi. Güzel. Salçası. Tek tek malzemeleri kenara koyuyoruz zaten. Evet. İçine de bırakırken görüyor arkadaşlar. Tam doğum günü, senin için yaptık bu menüyü. Doğum günü menüsü Tolga'ya. Salçamız. Karışık baharatımız var. Karabiber, kimyon. Karabiber, kimyon. Diğerlerini söylemeyelim. Niye söylemeyelim? Tarçın var. Tarçın mı? Koy koy tabii, çok güzel olur. Soğan ve sarımsak. Şimdi. Şimdi yoğurmaya geçiyoruz. Bir daha söyleyelim. Artık çiğ köfte şeyini biliyoruz ama. Yapılışını bir daha söyleyelim. Şimdi salçamız var. Biber mi domates mi? Ben domates kullanıyorum. Domates kullanıyoruz. İsotumuz var, olmazsa evet. Olmazımız. Kırmızı biberimiz var. Kimyonumuz var. Kimyon. Sarımsağımız var. Tarçın. Ve sarımsak değil mi? Sarımsak, soğan. Bu sarımsak ve soğanımız soğan. Var. Evet. İç içe. Haydi başla bakalım. Ay çok heyecanlı, çok heyecanlı. Ben niye heyecanlıyorum? Ben çok seviyorum. Bakar mısın? Yemeniz için et getirmedik, koymadık. Arkadaşlar çiğ yemez Açeli Hanım dediler. Aa bravo size. Kim dedi? Arkadaşlardan biri söyledi. Kim biliyor onu? Çok şaşırdım. Bugün etsiz yapacağız. Aa, yani yiyorum da. Korkuyoruz. Yiyorum da korkuyorum yani. Çok iyi, hani onun pişmesi bildiğim, çok iyi bildiğim bir yerden yiyorum. Yoksa gerçekten çiğ köfteyi etsiz hani. Artık seyircilerimiz biliyor. Biz ev gibiyiz. Samimi evet. Düşünüyoruz. Şimdi bilmediğim yerde hangi et kullanıldığı, hangi şekilde, yani çiğ köfte çok bilindik yerden yenmesi gereken çok bir şey. Çok özel et içinde ister. Et varsa. Tabii. Dolayısıyla yemiyorum. Teşekkür ederim beni bu kadar iyi tanıdığınız için. Söylememiştim. Bu bilgi yoktu onlarda ama şey, etsiz olan her yerde yenilebilir yani. Hani ama et. Bir de yumurtalı yaparlar biliyor musunuz çiğ köfteyi? Urfalılar yumurtalı yapar. Bilir misin? Bilirim, bilirim. Ay. Yumurtalı çiğ köftenin de tadı bambaşka. Böyle tereyağda yumurtayı kırıyorlar. Değil mi? Doğru tereyağı anlatıyorum. Mı? Yok, sıvı yağ. Benim bir arkadaşım öyle yapıyordu. Ha, ya tereyağı. Da sıvı yağ, fark etmiyor. Tereyağda o yumurtayla birlikte yoğuruyorlar. Özellikle Azerbaycan'da falan da çok onlar yapıyorlar da mı onlar. Evet evet evet. Ay size tadını anlatamam ya. Anlatamam. Lütfen tarifleri alın. Yapın. Sizinki nasıl oluyor? Yumurtalı. Yumurtalı biz yapmıyoruz. Yapmıyorsunuz, yok, bilmiyorsun. Yok. Tereyağlı yumurtalı yapıyorlar. Ondan sonra yoğuruyor, yoğuruyor, yoğuruyor ya. En son o tereyağında yaptıkları yumurtayla birlikte yoğuruyorlar.
anlatamam size. Mutlaka deneyin. Yani evet. Et yok evde, canınız çiğ köfte istedi. Bir de tereyağlı yumurtalı deneyin. Bakın bayılacaksınız. Benim görümcem Urfalılarla evli ya. Arada bir yapıyorlar. Yapıyorlar bizim. Değil mi? Güzel. Çok güzel, bir gün yapalım. Şimdi sen bunu programın sonuna kadar yoğuracaksın değil mi? Şiirbaz 21'i tanıyor musunuz? Eşim var. En büyük destekçim eşim. İyi ki var hayatımda. Şiirbaz. Bir şeyler yazmış bize. İyi yayınlar demiş. Biz de sevgilerimizi iletelim. Eşimin de Açelya Hanım ellerine sağlık demiş. Allah'ım ne güzel. Bravo sizi. Çok güzel bir örnek eş olarak. Beni. Değil mi? Hı. Ay baktık. Ah! Çiğ köfte yoğuruyorduk, doğru zamanda mı anlattık? Neyse vallahi, sen şimdi o duyguyla yapıyor. Şimdi sevgiyle birlikte. Daha güzel. Bir şey yazmış sen yoğururken anlatayım. Hadi anlat. Hadi Aliyeciğim ben sana anlatayım sen yoğururken. Lokman Hekim Diyarbakır'a gelmiş. Halkın bu ağır yemekleri yediğini görünce demiş burada hasta çok olur. Burada çadırımı açayım bir hafta 10 gün beklemiş. Gelen giden yok. Sonra meyan şerbeti ve karpuzu görünce bunlar panzehiri bulmuşlar demiş. Doktor beye de selamlar demişler. Yani biz bu kadar yiyoruz ama karpuz ve tabii ki ne şerbeti? Meyan şerbetiyle tekrar sağlıklarına kavuşuyorlarmış. Zaten eşiniz yayın başında söylemişti Aliye Hanım. Ben demiştim meyan şerbetini de yaptım. Biz çok yiyoruz. O yüzden çok içiyoruz. Çok faydalı. Eşinizin ismi neydi? Remzi Bey. Şiirbaz. Remzi Bey kaç yıldır şiir yazıyor? Remzi Bey tahminimce 14-15 yaşlarında. Adam beri yazıyor. Tabii yaşından beri. İlk şiirleri sana yazdı herhalde. Yok. Ben eve gelin gelirken bir baktım kitaplarını falan şiirlerini gördüm. Korkudan bazı sevgililerine yazmış arkadaşlarına. Ha. Altları karalanmış. Duygu var. Evirdim çevirdim. Allah'ım ben ne yapacağım sordum. Ya işte şiir falan tamam dedim. Ha. Ve 22 sene biriktirdim onları. Ondan sonra da yazdı. Ara ara da yazdı. Ay ne güzel. Duygulandıkça hiçbir şiirini atmadım. Hiç. Kendi biriktirmedi sen biriktirdin ben biriktirdim. Şiirleri. Neler var? Çok güzel şey. Hiç yok mu aklında? Şu anda yok. Yok ama mu? Kitabında var da onu kitabında çıkartalım. Kitabında var. Kitap da çıkarttın eşine. Tabii. Bravo, tebrik ederim. Ben o aşkları onun yüreğinden çıkartmadıktan sonra kağıtları yırtıp atmışım diye. Onlar hatıra hepsi. Ve kitaba çevirdim hepsini. Ben buna gerçek sevmek diyorum biliyor musun? Hiçbirine kendi dokunmadım. Kendi için sevmiyor. Eşini eş olduğu için seviyor. Evet. Bana yazılmış olması önemli değil. Ben onu diyor onu kalbinden atmadıktan sonra kağıtları atmışım ne önemi var diyor. Ben buradan kocaman bir alkış istiyorum bu koca yürekli kadına. Gerçekten şimdi koca yürekli bir kadın. İşte birini sevmek aslında bana ait olduğu için değil. Tabii ki ahlaki değerler hayatın her alanında çok önemli. Sadece eşin durumunda değil. İşte de önemli, evlat yetiştirirken dostlukta da çok değerli ama birini sevmek sadece sana ait olduğu için değildir. Onu olduğu gibi sevmektir, olduğu gibi kabul edebilmektir, olduğu gibi yanında durabilmektir. İster arkadaş olarak sırt sırta, ister eş olarak, ister anne evlat olarak gönül gönüle. Ben hep buna böyle bakmışımdır. O yüzden çok kıymetli bir şey paylaştım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Yani şiir adam hakikaten şiirbaz demesinin sebebi oturduğu zaman 10 tane yazabiliyor. O günkü duygu içerisinde. Hmm. Konu neyse, o günkü yaşadığı konu, duygusu neyse. Ay bugün çok güzel bir gün. Yani hem güzel bize şeyler yaptın. Ay, hem ne demek, sevgili ne Zeliha demek. Bizde olacak Zeliha'sın. Yani ben güzel çok severim kendisini dinleyeceğiz. Çok eskiden beri de tanırım, dinlerim. Yani bugün değmeyin keyfimize bir program devam edecek. Aynı zamanda çok da güzel şeyler yaptı Zeliha. Üretime ve doğaya çok büyük katkılarda da bulundu. Sanatçı kişiliğinin yanında. O yüzden çok şanslı bir günümüzdeyiz. Sen yoğurmaya devam et.
Tamam. Ben de sevgili Zeliha'nın yanına geçeyim, tamam. Olur mu? Kolay gelsin tatlım. Teşekkürler. Hoş geldin canım. Çok mutlu oldum. Ben de. Yine çok güzelsin. Çok teşekkür ederim. Sen de öyle, ne güzel. Çok keyifliyim çünkü güzel bir gün geçireceğim. Evet, evet. Otur canım ben de şöyle hemen. Haydi bakalım. Geleyim. Nasıl gidiyor Zeliha? Harika. Ben biliyorum, takip ediyorum zaten. çok güzel şeyler yapıyorsun. Bunu çok samimiyetle söyledim. Çok teşekkür ederim. Zaten hep güzel başladın. Hep çok dozunda başladın hayata. Ya bu benim tercihim. Tercihim sonuçta. Yani sadece müziğimi, sanatımı değil, bunun dışında yapabildiklerimi de eğer toplumla paylaşıp yani bir şeyler yapabiliyorsam, hı-hı, üretebiliyorsam, hı-hı, beni de hem rahatlatan bir şey, hem de onun hani o öğretmenin verdiği o şey var ya, iç huzuru, o çok önemli. Bir de tabii orada başka bir sorumluluk da var ya Zeliha, yani hani birçok insanın rol modeli oluyorsun. Tabii. Çok başka bir şey yani, sanatçı olarak çok hürsün aslında. Evet, evet, evet. Ama bir tarafında hürüm, özgürlüğümü iyi şeyler i̇yi yapmak şeylerdi, için kullanıyorum. Evet, çok önemli. Peki bu 2 yıl aradan sonra aslında, evet, geçti dedin. Geçti. Evet. Geçti, 2 sene geçti. 2 sene geçti. Single'ın hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Tabii yeni başladık daha henüz. Çünkü ben bu şarkının çok özel olduğuna inanıyorum. Sirel yazdı sözünü, müziğini. Düzenlemesini de Murat Yeter yaptı. Aa, çok güzel. Ya, ekip çok kuvvetli. Klibi de çektik, evet, Cihan Kahraman'la beraber. Ah, Bademli değil mi Maldivler? Evet. Gittin mi hiç? Ben Bademli hakkında o kadar çok şey okudum ve hep gitmek istedim, kısmet olmadı. Hem çok okudum hem çok gördüm. Yani bence ülkemin nazar boncuklarından, evet, bir yer değil mi Bademli? Şimdi şöyle bir yer, bir kere aslında insanlar orayı atlıyor. Yani Türk insanı orayı atlıyor. Bakın görüntüleri görüyorsunuz. Cihan Kahraman çekti değil mi? Evet, indi, evet. Bunlar başka resimler de almışsınız. Bunlar çok güzel görüntüler. Şöyle söyleyeyim size, insanlar böyle Ege'yi sayarken, işte İzmir'den sonra Ayvalık, İzmir'den sonra Ali Ağa, Foça, Çandarlı, hop Dikili'ye atlıyorlar. Ayvalık falan, evet, böyle gidiyorlar. Evet, evet. Ama aslında Dikili ve Bademli Türkiye'nin bence en şahane yaşanacak yerlerinden biri. Benim orada bir evim var. Ay, ne güzel. Ve Dikili halkı o kadar güzel, sıcacık, yumuşacık. Bayılıyorum onlarla çalışmaya. Çok ama çok güzel, çok şık yerleri var. Havası çok güzel değil mi? Hiç nem yok. Nem yok. O yüzden hani solunum hastaları olan insanlar çok için insan, çok iyi. Deniz asla soğuk değil. Hani diyorlar ya çok soğuk falan. Biraz zaten yukarı çıkın, Ayvalıklı, Sarımsaklı soğuk. Soğuk tabii. Ben onu da çok severim. O bir tercihtir ama çok severim yani. Hani Sarımsaklı'nın denizine, Ortunç'a falan bayılırım yani. Oralar çok güzel. Çok soğuk ama tercih meselesi tabii, tabii ki. Bademli hem doğası olarak dokunulmamış olması bir kere. O çok güzel. Ve havası ve inanılmaz güzel, akvaryum gibi denizi. Çok güzel. Ve insanları da değil mi? Çok sıcak. Çok sıcakkanlı. Çok eğitime, çok böyle kendilerini geliştirmeye açık. Ben biliyorum Bademli Köyü ile ilgili de bayağı yazılar okumuştum. Zaten ben çok orada etkilenmiştim. Tabii bir çok önemli bir aslında ilkokul diyelim. O kadar ilkokul meşhur olmuş ki Dikili ve köylerinden o okula öğrenci değil gelmiş. Değil mi? Yani Bademli Köyü. Evet. Mutlaka görülmesi gereken. Muhtarı çok çalışıyor. Görülürken de korunması gereken, bunu da söylemek gerekiyor. Biz bazen, kusura bakmayın yani, bunu korumayanların da söylüyorum. Koruyanlara sonsuz saygıyla önlerinde eğiliyorum ama korumayanlar için biz bazen görmekle korumayı karıştırıyoruz. Birden hücum ediyoruz ve zarar verebiliyoruz. Aman öyle sevmeyelim. Sevmek korumaktır. İşte, eğer bir şeyi seviyorsanız korursunuz. Geçtiğimiz yerde koca bir çöp yığını bırakıyoruz. Evet. İşte buradan çıktı zaten benim bu atıklara karşı. Şimdi onu konuşacağım. Şimdi onu konuşacağım. Şimdi mesela şu güzelim deniz. İçine, evet, bir poşet ya da herhangi bir pet şişe attığınızda balıklar onu yuva sanıyor. İçine giriyor ve bir daha çıkamıyor. Ölüyor. Çok, bunun gibi çok önemli deniz canlıları da öyle. Kolunuzu attığınız zaman bir poşete takılmak ne kadar kötü bir şey biliyor musunuz? O onu ev zannediyor, daha da kötü. Sizi ev diye sunulan şeyin aslında sizin mezarınız olduğunu düşünsenize. Aynen. Ve 400 yıl yaşayan bir şeydir pet. Plastikler. Doğaya attığınız zaman ölmez. Sevgili Zeliha, ben bu konuda ne diyorum biliyor musunuz? Biz hani öğretim diyoruz ya. Eğitimde biz çocuğa şunu anlatmalıyız. Çocuklarımızla başlıyor bu iş, tabii, bizim.
Aynen öyle. Yani sen çok güzel bir örnek verdin. Aslında bakın bunların yeri deniz değil. Ama istiyorsan ben kostüm yaparım dedin. Ama yaparım. Sen ben istiyorsan hani illa bunları... Oyuncak yaparım. Oyuncak yaparım. Her şeyi yaparım. Kalemlik yaparım. Evet. Efendime söyleyeyim. Ne istiyorsan onu yaparım. Yaparım yani. Yeter ki sen iste. Atma. At. Değerlendir. Ya da attığın yere bak. Aynen. Doğru yere atacaksın. Yani... Petler ve kağıtlar ve işte bunların hepsi nereye evinize atılması gerekiyor sonra? Yatak odanızın ortasına bir poşet atar mısınız ki denize atıyorsunuz? Yollara atıyorlar, sigara izmariti. Ben çok biliyorum öyle düşürdünüz diye geri verdim. Ay pardon bir şey düşürdünüz galiba diye. Mesela güzelim kumsallar bakın. Gene hala bademliği görüyoruz bu arada. Güzelim kumsallar sigara küllüğü olarak kullanılıyor maalesef, mesela. Maalesef. Şimdi ya da çekirdekleri atıyorlar içinde çekirdek ya da soda içiyor mesela şişeyi kırıyor şişe orada. Ayağına başkasının ayağına çocuğumuzun batıyor. Her şey olabilir yani. Peki neler yaptın sen bu şeylerle anlatsana. İlk nereden o fikir geldi yani? Ya benim annem tabii. Ha. Annem benim yani böyle kavanoza mücevher değeri veren bir kadın olduğu için. Ne kadar güzel. Sıfır atık projesi değil evet, mi bu? Evet sıfır atık. Ve mesela eski benim küçülenlerimi kardeşime hani hepimizin elinde zaten. Vardır. Tabii. Hepimizin evinde olan bir şey. Benim demek ki o kadar kafama yer etmiş ki yapabilirim diye hep düşünüyordum. Ancak bundan 3 sene önce işte ambalaj atıkları Çevko ile beraberliğimde biraz daha dikkatli bakmaya başladım atıklara. Ve önüme işte böyle orijinal bir şey çıktı. Bir YouTube sitesi kurdum. Nasıl atılır efendime söyleyeyim bunlardan neler yapılır ambalaj atıklarından diye. Neler yaptın? Kostüm yaptım bak, bir tane. Kostümlerim var. Evet. Şurada mesela şeyde gördüklerin var. Benim. Ay bunlar ne mesela? Masanın üstüne koydum bazılarını göreceğiz birazdan. Ay çok merak et. Ay çok güzel ama bunların çoğunu bu şey. Ay seni alkışlamak istiyorum bir daha. Zaten çok sesini alkışlardık sanırım. Arkada perde var bak. Evet. Kapaklardan. Bütün bir Dikili halkı bana seferber oldu. Kapak topladılar. Bu böyle bir fuara katılacağım için. Bakın öbür tarafta da var ve ayrıca bunun gazoz kapaklarından olanı da var. Benim için bunları toparladılar ve böyle perdeler yaptık. Sevgili asistanımla beraber uğraştık. Aşağı arkada da bak kağıtlı bir şey olan, kağıttan bir peru olan bir resim görünüyor çaktığı. Evet. Ne kadar güzel düşünüyorum da. O önümdeki bak kağıda bak. Önümdeki de şey. Ay şimdi. Harika değil mi? Harika yani. Bu şeyde kart vizitlerimi de bildiğin hani işte çay kartonu bilmem işte ne o yumurta kartonu var. Onların üstüne damga vurarak kart vizit yaptık değerlendirme açısından. Kaç günde yaptın Zeliha bu kostümü? Bu 2 gün falan sürdü yapımı. Hmm. Ama altyapısını sevgili Tanju Babacan'dan rica ettim şu alttaki tarlatanı. Hmm. O bana verdi onun üstüne çalıştım. Sonra Tanju'ya gösterdim nasıl oldu diye. Bayıldı herhalde değil mi? Çok peki ilk nereden geldi aklına? Yani yürürken mi? Nasıl hatırlıyor musun? Çok yıllar önce. Cher var şarkıcı. Evet. O böyle bir proje yapmıştı. Gene geri dönüşüme dikkat çekmek için. Orada böyle bir şey yapmıştı. Onun peruğu falan yoktu. Tabii. Bir elbise yapmıştı kağıtlardan. Oradan hatırlıyorum. Aklına geldi. Dedim ki yani ben de elimdeki şeylerden niye yapmayayım? 20 gazeteden oluştu bu. 20 sadece 20. Giyotine verildi. Hepsi aynı eşitlikte çıkması için. Hı hı. Ve sonuçta böyle bir şey oldu. Çok güzel olmuş biliyor musun? Harika teşekkür olmuş. Teşekkür ederim. Peki devam edeceksin değil mi bu duruma? Aynen atölyeler. Bu konuda böyle workshoplar. Şimdi ben kendi çalıştığım bazı özel firmalar oldu. Mesela boya kutularından... boyalar bittikten sonra nasıl değerlendir? Oyuncak dolapları yaptım, tabureler yaptım, efendime söyleyeyim kilitli dolaplar yaptım, vantilatörler yaptım, neler yaptım? Mesela sadece boya kutusundan bahsediyoruz burada. Çünkü normalde saksı yaparlar, şey evet, yaparlar. Evet. Mesela yine başka bir firma için bir tür sepeti vardı. O sepeti mesela işte havlu ve meyve koymaktan başka neler yapılabilir diye işte patates kızartma aletinden tutun da bir sürü şeyler yaptık mesela. Her şey farklı bir yöne doğru gitti. Yani illaki onu o amaç için yani sizin algıladığınız amacın dışında da kullanma şekilleri var. Şimdi
Bu benim yeni hedefim. Sıfır atık. Mutfakta sıfır atık. Sunamıyorum, farkında mısınız Zeliha? O kadar hayranlıkla seyrediyorum çok ki seni. Gerçekten. Çok mu konuştum? Hayır. Estağfurullah, olur mu? Canım benim. O kadar güzel şeylerden bahsediyorsun ki. Ve şey oldum yani. Acaba neresinden tutarım? Zeliha'ya nasıl yanında olurum? Biriktirebilirim bugünden sonra her şeyi senin için. Keşke. Çünkü sen burada her gün milyonlarca kadına hitap ediyorsun. Buradaki senin yapacağın bir tek şey var ki özellikle kadınlarımızdan da rica ediyorum. Evet lütfen. Ne biliyor musun? Normal hani çöp kutusu var ya. Evet, yanına canım. Bir tane de atıklar için bir kutu koysunlar. Yani her evde iki çöp kutusu olsa o iki çöp kutusundan çok şey çıkar. Çünkü, halbuki öbürüne deterjan dolduruyoruz. Artık evlerde var biliyorsun. Şimdi, gidiyoruz başka poşetlerimizi koyuyoruz. Yani hayır, o aslında evlerdeki ikili, üçlü camlar için, atıklar için ayrılmış bölümler. Tıpkı aslında ben alışveriş merkezlerinde de görüyorum, artık ayrıldılar. Ama inatla anlamıyoruz. Ama inatla gidiyoruz hayır, yine. Ben işi basite indirdim. İki tane çöp kovası. Evet. İkisine de böyle hani poşeti geçirin, tamam. Birisine hani o yemek yapıyoruz ya atıkları, sadece onları atın. İkincisine de bisküvi ambalajı, pet şişeleriniz, deterjanlarınız, banyoda kullandığınız deterjanlar, yumurta kapları, efendim o şeylerin tabakları, ne o tavukların, etlerin tabakları, süt kutuları, efendime söyleyeyim daha ne anlatayım, ayran kutuları, bunların hepsini atacaksınız. Ama bunun da bir yolu var. Önce atın da sonra diğer yollarını göstereceğim. Çünkü içinde hava ile birlikte atıyoruz. Onlara biraz sert davranmak gerekiyor. Şöyle şuradan bir şey alıp gelebilir miyim? Lütfen, lütfen Zeliha'cığım, lütfen. Burası evin gibi hisset. Evim. Çok daha rahat ederiz biz. Şimdi mesela geçeceğiz bir tane... birazdan oraya seninle zaten. Bu çok önemli. Plastiklere biraz kötü davranmak lazım. Tamam. Çünkü içinde hava var ve böyle atınca çok ama çok yer kaplıyor. Adam başına yaklaşık 1,5 kilo çöp ürettiğimiz için bunun yaklaşık 0,5 kilosu ambalaj. Tamam. Yani şunun hafifliğine bakarsam, bir dakika içeceğim. Lütfen. Bitirdik. Bitirdik. Şimdi bunu böyle atmak yerine buna kötü davranın. Lütfen. Ezim. Evet. Kapağını kapatın veya çıkart, kapatmayın. Veya başka bir şey daha göstereyim. Şimdi bunu büyük bir şey olduğunu tamam. Hayal edelim. Bravo. Veya ruj yaptım. Böyle katlayın. Kötü davranın. Onu böyle parçalayın. Öfkelerinizi buralardan çıkartın. Onu. Ya çocuğum niye ders çalışmasın ya? Çok adisin. Ondan sonra böyle kapatın. Oradan. Atın. Kapak biriktirecekseniz de bitirin. Hiç yer kaplamaz. Ay çok güzel. Ay çok güzel, bayıldım. Şimdi bir de sen öyle demin ilk vuruşturdun ya yuvarlak. Böyle yuvarlak bir şey oldu, dedim ki senin arkada kapakların vardı ya. Onları dedim iç içe geçirsek güzel bir aslında paravan da olur. Baktığın zaman mı? İçine renkli boya sürsek, bak, kapasak. Tabii bunlardan çok güzel böyle ay, yemek. Ay çok güzel. Hani yemeklerin sanat altına koyduğunlar yapıyoruz. Şarkı da söylüyor, beste de yapıyor, öğretiyor da. Yani hayatın her alanına dokunuyor. Ben mesela çok mutlu oldum çünkü Emine Hanım sağ olsun, Emine Erdoğan sıfır atık projesiyle ilgili ama çok önemli bir yeniden, proje. Evet çıkmış. Çevre Bakanlığı ile beraber mesela çok isterim örtüştürmeyi çünkü bu da bu da kadınlara yönelik sıfır atık. Yani evin içinden çekirdekten başlanmış. Kadın biliyor tabii bu işi, yani kadının elinden geçiyor. Ben de öyle bir proje olursa seve seve fırsat buldukça yanınızda olmak isterim. Teşekkür ederim. Duyurmak için elimden ne geliyorsa çok ekipçe. Çünkü biz aslında hep anımızı düşünüyoruz ama tabii. İleride çocuklarımız, bu doğa. Yani bundan senin için acımıyor mu? 30 yıl önce İstanbul'da insanlar iş dönüşü denize girebiliyorlarmış. Tabii ne güzel. Biz şimdi ayağımızı tokarken kolibasili mi var diyoruz. Aynen öyle. Korkuyoruz. Denizlerimiz değil, aslında yakında susuz da kalacağız. Ya. Çünkü sularımızı da hızla kirletiyoruz. Kaynağında temiz ama kaynağından yaklaşık nereden baksan böyle 1 kilometre falan gitmeden kirlenerek ne yazık ki kullanılamayacak hale geliyor. Benim, biz onu kullanacak gibi inşallah. Düşünüyoruz ama değil yani. Biraz daha dikkatli bakalım. Biraz daha dikkat edelim. Sen burada eğer yaş çöpü ayrı, kuru çöpü yani bunları ambalaj atıklarını ayrı atarsan bir damlacık da olsa bir şeye katkıda bulunur. Bunu da çocuğun görürse. Hele çocuk görürse. Değil mi, ne kadar güzel olur. Yani o çocuğun... zaman rüyalarda kalmayız yani, anladın tabii, sen? Tabii ha? Anlıyorum. Ne dersin? Anlıyorum. Zeliha'dan güzel bir şarkı dinleyelim mi? O zaman rüyalarda kalmayalım yani, gerçekleri yaşayalım sayende. Doğru söylüyorsun.
Çilem Duman diye genç bir arkadaşım yazdı o şarkıyı da. Çok da güzel bir şarkı oldu. Ancak rüyalarda buluşuruz. Çok sağ ol Zeliha. Nedense çabuk bitiyor. Bir taraf ötekine göre çoktan vazgeçmiş oluyor. Bir taraf ötekine göre çoktan harbetmiş oluyor. Bir taraf ötekine göre çoktan vazgeçmiş oluyor. Çabuk bitiyor. Bir taraf ötekine göre çoktan vazgeçmiş oluyor. Bir taraf ötekine göre çoktan harbetmiş oluyor. Oturtmayacağım seni. Hadi gidelim. Madem bu kadar anlattın, gel yapalım diyeceğim. Öğret bize. Tamam. Senin öğretmen hiç bitmiyor bu hayatta. Farkında evet, mısın? Ne güzel. Evet, evet. Ne evet. güzel. Bak, ucuz ve basit yolları var her şeyin. Evet. Örneğin işte kullandık, içtik pet şişemizi. Evet. Hani balkonda sinekler uçuşuyor bilmem ne falan. Ört üstüne kardeşim tabağının, kurtar. Ay gerçekten biz niye bunu düşünemedik? Yani tabağın daha küçükse çok daha küçük. Çok doğru. Yani illa tabii böyle ben şimdi anladım, biraz süsledim püsledim ama. Yok şey diye de düşün. Cevizin, fındığın, fıstığın. Aynen. Üstünü kapa. Toz olmasın. Ay bayıldım Zeliha, harikasın. Şimdi mesela bir yere acil gideceksin. Diyelim ki kavanoz falan hani böyle taşımak çok ağır. Evet. Hemen böyle plastiği ikiye kesiyorsun böyle bak. İşte böyle. Ben bu kadını öpüyorum. İşte bakmam böyle. Yani çok kolay, dökülmez, hiçbir şey olmaz. At. Süper. Biraz yamuldu dur. Yok yamuldu ondan. Tamam işte şimdi bak. Şöyle göstereyim. Bak burada daha şeyi var. Çok güzel. Mesela ben mercimek yazmışım üstüne. Yani böyle kapatıyorsun. Hiçbir şey olmaz bak. Mutluluk biliyor musun aslında çok ucuz.
Çok ucuz. Biz hep pahalıda arıyoruz mutluluğu. Bakmak lazım. Değil mi? Bakmak, görmek lazım. Biz hep parayla, almakla. Halbuki değerlendirmektedir mutluluk. Hayatı da, aşkı da, sevgiyi de, aynen, insaniyeti de. Değerlendirdiğiniz noktada mutlusunuz. Bak, kapakları çok güzel. Kalemlik yaptım. Hani şimdi çocuklar okul zamanı ya. Ay, ama çok istersen güzel biraz yükseltip hani kaşıklık falan da olabilir. CD altı. O da olabilir. Aynı zamanda görsel biblo olarak bile güzel. Şimdi renk renk de boyayabilir çocuklar. Aynen. Ya çocuğa çocuk yapsın yani. Değil mi? Okulda. Tabii. Çok güzel. Mesela bunlar gazoz kapakları. Bunu senin kıza getirdim. Ay çok teşekkür. Bayılacak. Aliye yaşadın. Ama siz de hemen yapabilirsiniz çocuğunuza. Çok nasıl basit yaptınız Eli, anlatsana. Bildiğin pompon. Evet. Pomponu buraya yapıştırdım. Tamam. Üstüne... Hazır satılıyor bunlar. Hani kırtasiyeciler gibi, tamam, gözleri yapıştır. Al sana. Arkasına pompa, da iğne. İğneyi yapıştır. Hem çocuklara da çok güzel bir hediye. Hem de bir şey öğretiyorsunuz. Geri dönüşümü onlar öğretiyorsunuz. Yapsın. Bu da çok güzel. Bunun içlerini işte ben bunu bir bu bir şey bu içi. Hani böyle bir hani değişik bir tablo bunların gibi. Bunların içini de çok, hı-hı, güzel yapmışsın. Vallahi harika. Ya mesela şimdi bu bir içecek şişesi. Atmadık. Buraya üstüne şey yazdık. Tarçın şişesi olsun istedim ben. Evet. Silikon tabancasıyla tarçın yazdım. Şimdi hemen iki dakikada boyayayım. Ay, şöyle ojeyle tarçın olduğu belli olsun. Şöyle gösterelim. Simli bir ojeyi de aldım. Herhangi diyorsun. Bir ojeye bak. Şimdi yazısı daha belirgin. Tarçın. Kurusun. İşte. Bakar tarçın mısın? Bu arada biz mutlaka bu kavanozları ömürlük olduğunu bilin. Yani binlerce yıl kavanoz, evet, cam. Ne yapacağız biliyor musun? Kapaklarını değiştireceğiz. He. Çünkü burada kapaklardır bakteriyi vesaireyi taşıyan. Kapağı değiştiriyorsunuz. Onun yerine yenilerini takıyorsunuz. Mesela yine bunu dikilili çok tatlı bir hanım Aynur Torlak bunları yaptı bana. Ben de bunları temiz ve yeni kapaklar bakın yapıştırdım. Ay çok güzel. Diyelim ki bunun kapağı kirlendi. Hemen değiştiriyorsunuz, yerine yenisini takıyorsunuz. Ve kapakların mümkün olduğu kadar sık değişmesi lazım. Şöyle bakın bu zeytin. Biliyor musun sevgili Zeliha'cığım, bu zeytin çekirdeği değil mi? Evet. Evet. Dikilinin zeytinlerinden. Öyle mi? Tabii. Benim de küçükken bizim abajurlarımız vardı. Aa. Zeytin çekirdekli. Çok güzel. Bayılırdım ben onlara. Onlara bakar hayal ederdim. Hep o böyle zeytinler çeşit çeşit rengarenk ya. O kabukları. Hep derdim ki ya bu zeytin çekirdekleri boşa gidiyor. Al işte boşa gitmiyor. Zeytin çekirdekleri çok değerli. Bak hepsi ayrı renkte çünkü organik olduğu belli. Evet. Bir tabak yaptım. Böyle atmayı düşündüğüm bir tabaktı bu. Aa, ve onu onun yerine çok işte da dekoratif, bunu... çok da güzel. İster as, ister tabii salonunun çok kıymetli bir yerine koy. İşte bu da daha küçük, minyatür. Çok da güzel bir hediye. Bana böyle bir şey biri düşünerek getirse, mandala vardır biliyorsun. Birini düşünerek çizersin, boyarsın. Mesela bunu arkadaşına giderken düşünüp sana yaptım da sen çok kıymetli. Çok. Çünkü ne bulabilir zeytin çekirdeğini? Abi yemesi lazım. Tabii, tabii. Çok güzel. Olsa da çok işlemden geçmesi peki, lazım. Peki evde biz bu zeytin çekirdeklerini biriktirebilir miyiz? Tabii. Nasıl biriktireceğiz? Bir sıcak suyun içine koyacaksınız. Evet. Ondan sonra çamaşır suyuyla biraz böyle hani o şeyin rengini atacaksınız. Sonra bırakacaksınız kendi halinde güneşte kurusun. Mutlaka yapacağım. Hem de çocuğumla birlikte ileride. Fırında da kurutabilirsin. Öyle mi? Tabii, mutlaka tabii deneyeceğim. Ama yavaş yavaş lütfen. Tabii. Bu ne? Eski kolyeler ve bak tepesine süzgeç. Mutfak süzgeci. Ay çok güzel. Lavabo süzgeci pardon. Lavabo süzgecine bakar mısınız? Kolyelerle birlikte aslında rüzgar gülü değil mi tabii bu? Bu da bir rüzgar gülü mesela. Bu da süt şişelerinin kapağı. Aa evet. Meyve suyu süt şişesi. Bakar mısınız? Çok güzel. Burada neyin kapağı var? Zeytin yağı. Zeytin yağı kapağı. Ve üstünde de açma halkaları var yine. YouTube kanalında da zaten gösteriyorsun değil mi? Var. Peki senin aslında doğayı korurken doğada baktığın hayvanların da var. Var ama bu arada sana vereceğim bir hediye de var. Öyle mi? Buyurun hanımefendi. Annem benim kız işim. Ay çok teşekkür ederiz. Çok sağ eski, ol. Eski kaset kapaklarından. Evet kaset kapağı evet bizim. Ve içinde yine dikilinin ay şeyleri. Dikiliye sevgiler olsun. Belki belli mi olur? Ben de dikilili olabilirim yani bu gidişle. Çünkü orası hakikaten çok güzel. Çok güzel. Yer.
Çok zarif, çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Ben bunu koydum ama içine kart vizitlerini koyabilirsin. Yok yok, bunu Alya'dan zaten bana kalmayacak. Bu hemen alacak. Çünkü benim kızım da deniz kabuğu toplamayı çok seviyor. Çok güzel. Sadece dikkat ediyorum, denizdeyken topladığın kızım için de canlı olmasın diyorum. Çok önemli. Ona dikkat ediyoruz. Onun dışında doğaya gitmiş şeyleri toplamayı o da çok seviyor. Çok önemli. Peki neyin var? Köpeğin, kedin? Kedim de var, köpeğim de var. İkisi de. İsimleri ne? Köpeğimin adı Jolly, 10 yaşında. Ay canım. Shih Tzu. Kedim Scottish, adı Nikki. Nikki, ay canım benim. İkisi de kız. Kız. Çok güzel anlaşıyorlar. Hiç kavga bunları yaparken onlar böyle patiler matiler. Asla bulaşmıyorlar bana. Saygı duyuyorlar. Herkes kendi işine baksın kardeşim. O gidiyor yatıyor, öbürü resimleri gidiyor. Resimleri var bak fotoğraflarına. Nikki. Ay çok. Onun burnunu sen böyle öpme, ıslak ıslak burnu. Ay, kaçıyor canım. Hemen. Kaçıyor mu? Evet. Kedi işte diyorsun. Evet. Yani ben istediğim zaman sevdiririm diye kendimi. Ay. Bu da Jolly. Zaten ay. Bugün dünya hayvanları ne günüydü bugün? Dünya hayvanları koruma günü müydü? Koruma günü. Koruma günü. Bugün mi çocuklar? Bugün günümüzde. Bugünümüzde. Ayrıca zaten bütün hayvanları korumak bile bana böyle hani korumaya... İhtiyaç duymamalıyız. Senin zaten yapmalıyız. Benim 11 yıl baktığım bir köpeğim vardı. Kaybettim ben. Ondan sonra benim için zor oldu hayat. Ama o tadı biliyorum. O tadı yaşamış bir insanım ben. İnanın şakkar hayatımdan gittiğini zannediyorum. Ama bütün evimde hala kesinlikle kaybedeli var. 14 yıl oldu ben şakkarı. Ama bütün evimde şakkarın resimleri canım var. Kızım yani. Şakkarı biliyor. Tanışmadıkları halde. Alya 9 yaşında geldi ama ben ona Şakkar'la olan bütün anılarımı anlatıyorum. Ne güzel. Ve anne diyor Şakkar ne yapıyordur şimdi? Şimdi öbür dünyada diyorum anlatıyorum. Şakkar hala benim hayatımda. Zaten hayvan seven her şeyi sever. Evet. İnsanı da sever, bitkiyi de sever, her dünyayı sever. Da sever, çevreyi de sever. Çocuklarınıza lütfen hayvan sevgisini ve korumasını. Özellikle soğuk havalarda, sıcak havalarda inan benim boğazımdan bir şey geçmiyor. Eminim senin de öyle. Hemen dışarıya suyunu... yemin veriyorum. Hemen geçelim mi Zeliha? Gel oraya mutfağa da geçelim tabii. Tamam. Gel canım. Bak ne yapacağız buradan geçelim. Evde yemek mi arttı? Evet. Hemen donduracağız buzluğa. Evet, o da çok güzel değil mi? Donduracağız. Ondan sonra onu daha sonra vermek üzere saklayacağız hayvanlara. Anında veremiyorsak. Ben vallahi hiç gece kar kış olsa pijamalarla olsun iniyorum yalnız. Merhabalar. Ay mutfağa bak Zeliha. Bu ne? Bugün gerçekten şanslı bir gün. Yani gelen konuklarımız her şeyi yapıyorlar. Çok da güzel yapıyorlar ama bugün Ali'ye döktürdü. Afiyet olsun efendim. Ali insan. Gerçekten böyle ulu. Çok sizin güzel. Yaptığınızın yanında benimki bir hiç. Estağfurullah. Ben belki bu ay kurtarmaya çalıştım ama siz bir geleceği kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ay. Geleceği kurtarıyoruz. Çok doğru güzel söylüyorum. İşler çok yapıyorsun. Güzel, evet mi? Yani. Ne güzel. Ben şimdi herkesin hocasının şair doyuyorum. Olduğu belli oldu. Neden şair oldu? Yani sanat yine bir yerde insanları mutlu etmek için görevini yapıyor. Aynen. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Çiğ köfteyi servis yapalım mı? Bak, hadi yap bakalım. Bak. Allah'ım ya. Rabbim, bunun adı ne biliyor musun? Ne? Duvak pilavı. Aa. Gelinlere Anadolu'da kırmızı duvak giydirirlermiş. Ay, ağzım eskiden sulandı bak şimdi. Beyaz duvak giymiş. Duvak pilavı da böyle olurmuş. Her düğünde ortaya konurmuş. Evet. Bu da meftune. Yok meftun. Ne? Meftune. Ha, bu neyse. Meftune. Patlıcanla ne var onun içinde? Biber. Böyle biber, kuşbaşı. Bildiğimiz kuşbaşı. Et. Hı. Bir soğan yok sadece. Evet. Sonradan üzerine sarımsağı var değil mi? Sarımsağı var. Üzerine sarımsağı Arzu var. Arzu neden tabağını alırken enteresan ama soğan olmaması. Tabii, genelde bu tür yemeklerde soğansız özelliği o. O da neydi biliyor musunuz? Zilli. Ne? Ne ekin? Söyle. Zingil. Çok özür dilerim. Zingil. Zingil. Zingil tatlısı. Aman yarabbim. Görüyor musun Diyarbakır şeyleri? Sen neler yaparsın evde? Ben yemek yapmayı severim ama ben böyle orijinal yemekler yaparım. Neler mesela? Ispanak kavurması, ondan sonra işte mesela yani ben böyle şeyle otlarla etleri karıştırmışım. Dikili de yaşarsam ben de otlarla diye konuşurum yani. Balık evet değil çok mi? Güzel. Böyle balık. Çupra dolması falan içine. Çupra yapar mısın çok dolmasını? Çuprayı severim. Mırmır diye bir balık var çok lezzetli. Nasıl büyük mü küçük mü? Çupra büyüklüğünde. Evet. Ama o öyle diğerleri gibi çiftlikte yetişmiyor. Hmm. Özgür balık. Evet. Çok lezzetli. Öyle mi? Mırmır. Mutlaka deneyeceğim. Çok lezzetli. Mesela şimdi Burcucuğum sen de gel. Palamut zamanı, sardalya zamanı. Evet. Onlar çok güzel.
Ben bak, Güneydoğu hanımı olarak ben balığı aşığım. Çok seviyorum babı. Balık. Magnetlerimiz gelip bunları ördük. Süper. Bak şimdi ördük hemen. Çok güzel. Bunlar örüldü. Bir tane mutlaka sana veririz evine. Çok teşekkür buradan ederim. Buradan birkaç tane götürürsün. Aslında bu magneti örmek yani bir saat iki saat içinde 30-35 tane örebiliyor bundan. Evet evet. Eli çabuk. Şimdi sen bak Zeliha'dan yola çıkarak evdeki eski örülmüş şeyleri, yırtılanları söküp tekrar böyle magnet yapabiliriz. Eskiden yapılıyordu zaten. Hiç sökmeden evde mesela kazak mı var? Evet. Kazağın altını dikiyorsunuz ya da altını dikmeden önce kollarını doldurup içinden kazağın etrafını böyle doluyorsunuz. İçine bir minder koyuyorsunuz ve size kedi yatağı oluyor. Yani daha mesela daha kedi yatağı, olsun? Köpek yatağı. Daha kollarını doldurun içini yine çok eski doğru. Şeylerle veya el yapla fark etmez. Dikin ağzını. Güzelce böyle kollar onlar böyle şişkin kalır. İçinde de popidik bir yastık. Çok güzel. Böylece gidip böyle almaya gerek kalmıyor. Hiç yani gerek hiç yok. Gerek yok. Sıfır atık. Sıfır atık. Aynı zamanda dikip aslında kollarını da böyle yapsak çantada olmaz mı? Alttan diktiğimizde. Şimdi onu, senden fikir geldi aklıma. Şimdi mesela tişörtlerinizi yastık yaparsınız, çanta yaparsınız, evet. Kazaklarınızı çanta evet. Yaparsınız, yastık yaparsınız yine. İstediğiniz şekilde olur ve yani bu tamamen sizin aslında şöyle bir şey de var. Yapılabilir. Bazen bazı şeylerimizi vermeye imtina ediyoruz. Yani biz çok eskittik diyoruz. Hı-hı. Olmaz diyoruz. Hı-hı. Bütün bunların biriktiği bir yer olsa keşke. Herkes hı-hı. Gönderse ve herkes orada değerlendirse güzel olur değil mi? Aslında bak Zeliha sen güzel projeler yapabilirsin böyle. Ben arkandayım. Teşekkür her zaman yanında olurum İsterim vallahi. Seve Instagram'da seve. Biz yapıyoruz. Yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Çocuklara. Anlatsana. Herkes evindeki fazlalıkları belli bir adrese gönderiyor. Bak gördün mü? Görüyor musun? İhtiyacı olan okullar olsun. Onlara gidiyor. Ama tabii hani ki. Bir de bazıları çok tekeli oluyor kullanılamıyor ya bunca. Ayırıyoruz seçiyoruz. İşte onlardan hı-hı. Diyorum. Bu kedi köpek yastıkları güzel. Çünkü üzerine yatacaklar sonuçta. Sağlam olsun. Tabii. Önemli olan o yani. Şimdi mesela şöyle bir onun başka bir atık türü de var. Diyelim ki fabrikada gömlek yapıyorlar. Tişört yapıyorlar falan. Diyelim şurasından şöyle bir oyuk çıktı. Bunlar hep atık. Bunları toplayıp battaniye yapıyorlar. Süper. Elyaf haline getirip battaniye yapıyorlar. Tekrardan tişört olarak ya da aynı renkte tişört olarak dokuyorlar ki doğayı daha fazla acıtmadan, incitmeden, ne güzel kimyasal bir kullanmadan. Doğayı acıtmadan. Evet. Çok teşekkür ediyorum Buğcu'cum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Harika. Için. Ne demek her zaman. Canikon benim. Çok teşekkür ederim. Ellerim dert görmesin. Ben teşekkür ederim efendim. Çok mutlu diyeyim. Oldum. Çok güzel vaktini ayırdın. Kıymetli ne vaktini demek, ayırdın. Ben zaten sanatçı kişinin her zaman seni Türkiye çok seviyor. Sesinle, eğitiminle. Ama bu da çok kıymetli Zeliha. Yani bugün bunun altını çizmek istedim. Çok başka bir günde ederim. Bol bol şarkılarını dinleyerek tekrar İnşallah. Programında İnşallah. Ağırlamak benim için büyük bir onur ve mutluluk çok olacak. Çok teşekkür ederim Açeli'cim. Bekliyorum. Sağ olasın. Her zaman çok bekliyorum. Ederim. Efendim bugünlük de bu kadar. Yarın yine birlikteyiz. Harika yemeklerle, tariflerle ve konu ve konuklarla. Sizler olduktan sonra her şey güzel. Hoşçakalın.